Bu Miracı'nın gözdesi. Niye sen çük üçe bölünür derken bir şey oluyor da ben landığı zaman mı ayıp oluyor? Karı oturmuş çükü üçe bölerlerse eşit çarklar altında Türkiye ortalaması kalkınır diyor. Yüzüne bakıyorum. Onu ben de lan dedim. Tükürüp durma bana. Evet, nerede kalmıştık? Çükte mi? Çükü bitirdik. Yeter kadar. Bitirdik mi? Neyse, biraz edebi olalım. Anana götür bunu. Annem kızı ya. Bunu annene götür. Şuraya bak yani, bunlar işi iyice azıttılar ya. Reza Zarrab son 3 gündür hücre cezasıyla cezalandırılmış ve bunu saklıyorlar. He. Bunu kimse bilmiyor. Ay, bugün çok güzel. Tabii İbnelik güzel. Devam. Bu alıştı bu işe ya. Bu ne yapıyor? Her sefer bunu nasıl bulacağız böyle bir... Bu Miracı'nın gözdesi. Bülent Ersoy'dan önce geldik programa. Bitlendin mi Sacit abi? Bu seferki büyük boyutlarda. Yemin ederim ki yani elinize ayağınıza dönün. Ne o? Bu mesir macunu mu? Her şey Serenay Sarıkaya için. Bunu da Bülent Hanım Hindistan'dan için yolladı. Senin de Bülent Hanım'ın da. Bu mesir macunları ne işe yarıyor? Çok şeye yarıyor. Çok. Kızlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Bütün program boyunca kızlar senle kalacaklar. Ne istersen. Kahve ister misin? Kahveci. Hürrem de burada. Bu ne? Bülent Ersoy'a rakip geliyoruz. Banu Alkan. Evet. Bülent Ersoy. Çok tatlılar ya. Çok Safiye yani. Soyman masada bebeğim. Safiye Soyman. Safiye... Senin yüzünden sünnetimden beri ilk defa böyle şeyler takıyorum. Sen sünnetinde bunu mu giydin? Böyleydi. Biz Hint usulü sünnet olduk. Niye? Sizinki değişik mi? Değişik göreceğiz. Hadi kızlar, gidebilirsiniz. Daş bebeğim, daş. Çok teşekkür ediyoruz yalandan. Çok mersi size ediyorum. Şunları da bir götürseniydiniz açık biraz. Sana yakışır. Al. Ay Sacit abiciğim, teşekkür ederim. Bülent Ersoy, bu ne, öldürecek bizi lan bu tütsüler. Ay falan da baksak şimdi bir de. Bu tütsü mü, büyü mü, ne bu? Kargalar! Sacit abi, kargalar! Onu hatırlıyor musun? Ata Demirel'in vardı. Kargalar ki ne kargalar ya. Siz yemin ediyorum yani... Her seferinde bir hikaye buluyorsun. Ne güzel, eğleniyoruz. Ne olacak? Vallahi öyle ya. Şu şıklığıma bak, Miracı'nın gözdesi. Telefonunu kapat. Niye? Canlı yayındasın. Bu siyah telefonu. Ha. Alo Bülent Hanım. Çok teşekkür ediyor Sacit abi. Ya Bülent Ganja oturmuş ya. Ha? Bülent Ersoy Ganja oturmuş ya. Tırnakları peki? Otobüste hani var ya böyle tutunan borular. Onları kavrayamıyor tabii tırnaklarından dolayı. Aslında koca olan da kavrayamaz. O da ellerinin hep tabanını... Koca olan kim? Yani ağaca çıkarken hep öyle yapar. Çok terbiyesin Dilara. Eğer bir otobüs kazası olsa, yaralanmayan adama kazara bu yani tırnaklarını koysa herif ağır yaralanır. Bu kadar şerefsiz. Tırnaklarını. İnanamazsın. Böyle. Çok tatlı ama. Ve ama heyecanla bir şey söyleyeyim. Hintliler bunları hiç yadırgamıyor. Zannediyorlar ki Adams ailesinin bir bölümü çekiliyor. Peki Banu Alkan'ın göğüsleri? Böyle. Benim. Burada duruyor. Burada. Böyle almış, böyle koymuş. Aynen. Burcu Esmersoy'un halini düşünebiliyor musun? Vallahi yazık o kıza ya. Yani parayla marayla yenecek bir iş değil ya. Gayet eğleniyor, gülüyor. Ne yapsın? Biz ne de burada eğleniyoruz, ya? Gülüyoruz. Ne? Arka tarafta Sacit abi geçiriyor. Tabii. Yani bunları, bu kadar kızı nerede saklıyorsunuz? Ben aşağıdan girdim, odaya da baktım var mı bir bokluk diye. Zengin bir evimiz çok kaldı. Yok. Allah'ımıza bir şükür. Mutfak olsun. Tarafına baktım, orada da bir şey yok. Bu zaten burada yatıyor. Kızlar ha, gelince senden... araştırma mı yaptın sen bir eve? Ben artık girerken alttaki iki odaya bakıyorum ne yapıyorlar, ne var ne yok diye. Yukarı doğru açılıyoruz biz, o yüzden. Ha, anlaşıldı. Buyurun, gündeme başlamadan önce
Bir dakika ara veriyoruz. Soyunuyorum. Evet. Küçük bir aradan sonra diğer kostümümü giydim. Az solist olarak ikinci yarıya hazırlandım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? Çok bomba. Bomba gibiyiz. Hazırız. Kaptan nasıl? Yeni kaptan çok iyi. Kum kostlerinde? Yok. O eski kaptan. Ha, o eski kaptan. Yeni kaptan iyi. Sana bir gün, bugün değil de şeyi anlatayım. Cahide Aşk Gemisi'nde bir kaza yaptık biz. Aklın dimağın dursun. Bence onu bugün anlatayım. Anlatayım mı? Çok çok komik. Ama sana iki tane kötü haberle başlıyorum. Hayırdır? Yayına. Çok üzüleceksin. Hayırdır ya? Bu yeni kuşak hakikaten bahtsız. Ne kadar bahtsız, ne kadar acılar içinde. Birinci kötü haberim, Sinan Akşil'in yeni albümü çıkmış. İkinci kötü haberim, albümde Serdar Ortaç'la düet yapıyor. Hı. Yıkıldın değil mi? İkincisi birincisinden kötü. Fakat Sinan çok akıllı. Yani yakışıklılığını ön plana çıkarmak için bula bula Serdar'ı bulmuş. İrem Derici'ye de gönül koymuş. Tanıtıma niye gitmedi diye. Öyle mi? Ha. Sen de maşallah yedi kapının dedikodusunu biliyorsun. Dizileri bilmiyor magazin. Evet. Çok heyecanlıydı işte, içeride. Şey sormuş muhabir ona. İrem Derici'ye mi kırgınsınız demiş. Hayır ama hayır öyle, yok öyle bir kırgınım falan. Ama senin de demiş tespitlerin çok doğru. Arkasından. Tahminlerin çok bundan doğru. Bundan sonra kola değil Pepsi içeceğiz. Koladan para gelmedi. Lütfen Pepsi kola gönderin. Madilik. Parayı veren düdüğü çalar. Düdüğümü çalar. Masayı mı alır bilemem. Masayı evet almaz yanımda. Düdüğü çalar tabii. Şimdi videolarımız var bugün. Evet. Önce hangisinden? Nusret'le başlayalım isterseniz. Başlayalım, buyurun. Top sizde. Niye gülüyorsunuz Nusret deyince? Adam bir dünya efsanesi. Evet. Apapiso'dan. Fenerbahçe'nin maçına gitti biliyorsun. İzledi. En sonunda o şampiyonluğun tarihe kazındığı anlarda tuz İşin, hareketini yaptı. Sonra Ahmet Çakar delirdi. Onu kupaya mı yaptı? Bütün ekiple birlikte hepsi o meşhur, ben yapamıyorum o hareketi. Şimdi bak, biz çocukken bir hareket yapardık, ona benziyor. Fenerbahçe takımı da bence dünya çapında bir netice aldı. Avrupa ama sen onu Fenerbahçeli olarak dünyaya mal ettin. Ben Galatasaraylıyım bir kere. Fenerbahçeliyim. Bence önemli bir muvaffakiyet. Çünkü geçen sene yine final oynadılar, finalde kaybettiler. Ve bu sene çok iyi adapte oldular ve kazandılar. Şimdi önemli olan şu, bu kadar büyük bir muvaffakiyetten, başarıdan sonra bu adamın böyle noktaları iyi şey yapıyor, yani iyi seçiyor ve orada Fenerbahçe takımının başkanından yedek oyuncusuna kadar çok önemli bir centilmenlik gösteriyorlar ona. Şimdi Sadece abiciğim unutma, Ferit Şahin gibi bir unsur var. Ferit Şahin de bu adamın arkasında. Şimdi Ferit Şahin, yani şimdi Ferit olarak arkasında. Ferit Şahin'le bunun ortaklığı böyle bir muvaffakiyetin kutlanmasında, şimdi bu Avrupa şampiyonu olmuş bir takımın seremonisinde, kupa şeyinde, bu coşkusu içerisinde o hareketi tamamen kendisini bağlayan ve kendisinden başka hiç kimseye bir faydası olmayan bu hareketi yaptığında o atmosferde ve o takım ağzından zesine kadar ona büyük centilmenlik gösteriyor demektir. Bunun Ferit Şahin'le falan alakası yok. Yani Ferit Şahin'in ortak olması ayrı şey. Orada Ferit Şahin'in hatırı geçmez artık. Geçer. Bak niye geçmez? Ben sana bir şey söyleyeyim. Maç 90 dakika abi. Şimdi bak orada sporculardan bir tanesi ters yapabilir. Şimdi o takımın kaptanı, yani ben sana en ince nüansları söylüyorum. Orada büyük centilmenlik gösterdiler. Orada onu sıfıra ibla ederler. Bozarlar. Yani o takımın kaptanı, en nihayet o takımın kaptanı önemli bir takım kaptanı. Avrupa şampiyonu bir evet takımın kaptanı, doğru. Ne yapıyorsun sen burada? Bu yakışmaz. Al bunu buradan kenara. Yapma bu hareketi diyebilir. O heyecanın içinde onu görmemişlerdir bir de. Görmüşlerdir. Hepsi de görmüşlerdir. Ama büyük centilmenlik yaptılar. Şimdi bu başka bir takımda olsa, yani ciddi söylüyorum, bu kadar tolere etmezler hadiseyi. Çünkü o hareket işte söylenenlere göre 2 milyon dolarlık bir reklam çalışmasıyla
dünyaya, ona buna işte bir takım da dünya şöhretlerinden fotomontajlarla ortaya çıkan bir hareket oldu. Artık tescillendi. Sen şey misin? Servet düşmanı mısın? Ben servet düşmanı falan değilim. Ben haddini hududunu bilmeyen insanlara karşı böyle bir irite oluyorum. Yani böyle bir şeye muhalefetim var. Şimdi orada Fenerbahçe takımı Avrupa şampiyonu olmuş. Bir seremoni var orada. O yaptığı iş şık bir iş değil. Yani güzel bir iş değil. Bence güzel bir iş ne değil. Ne oldu? Tanımamışlar mı? Niye? İçeri girememiş mi bir su? Soyunma odasına girmemiş. Bak yani şimdi güvenlik almamış. Almaz tabii yani. Şimdi soyunma odası bir takımın en son nokta olan ve en nasıl sana söyleyeyim en mahrem yeri. Oraya niçin girmeye çalışıyorsun? Orada ne işin var? Göreceği şeyler var. Neyi görecek? Orada yani askıları, formaların asıldığı askıları mı görecek? Yani sporcuları görecek. Adeleli vücut. Sporcuları neyini görecek? Orada herkes dal taşak geziyor. Neyini görecek yani? Bu görülecek bir şey mi ya? Allah Allah. Orada adam duşa girmiştir, çıkmıştır. Yorgundur, argındır. Yani burası bu soytarılığın yeri değil ki abi. Kusura bakmayın yani. Şimdi bazı saçma sapan işleri bu memlekette kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ama yani orada bir şeylik yapmamış yani. Hani yani sen bu vaziyette almıyorlar gidiyor. Şimdi onu niye almıyorlar ama biliyor musun? Güvenliğe de bir tuz şov yapsa geçip yok abi yok, yok ya almazlar. Orada da o güvenlik onu içeri aldığı zaman güvenliği de oradan sepetli balon yapıp atarlar. Olmaz öyle şey. Yani burada bu kasap İspanya'da bir kasaplık yapan biri olsaydı, Barcelona'nın şampiyonluk, o da yani Süper Kupa'nın finalinde kupayı almış Barcelona'nın soyunma odasına mı girecekti bu? Ne olabilir? Bu dünyaca ünlü bir kasap. Senin mahallenin kasabı değil. Ulan benim mahallenin kasabına kurban olsun o be. Yemin ediyorum benim mahallenin... Ahmet Çakar geldi. Hocam ne diyorsunuz? Benim mahallenin kasabına, benim değil herhangi bir mahalle kasabına kurban olsun. Onlar esnaf. Bunun gibi soytarı değil. Sen de sapık olduğunu düşünüyor musun? Kimin sapık olduğunu? Nusret'in. Ben... Hani sapık diyorlar ya, eti okşayan sapık. Ya, Ahmet Çakar da öyle yani dedi. Eti okşuyor mu? Eti tabii yani okşamanın da ötesine gidiyor. Şimdi söyleyeceğim de artık YouTube diye söylemekten imtina ediyorum yani. Niye? YouTube'dan arıyorlar mı seni? Yani yok artık. O kadar da uzun boylu gitmeyelim yani. Hiç dizi Allah'ın nimetine günah işlemeyelim. Falan. Ne bu ya? Nasıl vuruyor eti Allah aşkına? Ne bu, ne yokluyor, ne ya yokluyor anlamadım. Bu yokla yani... Ete bakıyor. Neyine bakıyor? Maldan anlıyor. Ona da yani herhalde buna alışkanlığı var. Sen neye ben biliyorsun? Hayatımda böyle bir kasap görmedim. İşte adamın özelliği o dünya ya çapında. Böyle kasaplık olmaz abi. Geç ya, boş ver. Allah aşkına gözünü seveyim ya. Ya bu şimdi bu memleket... Bu memlekette rezillik, erzellik prim yapıyor. Bu kadar basit. Avamlık. Ne kadar avam iş varsa, ne kadar basit, primitif, böyle artık bütün lisanlarda söylemek istiyorum o kelimeyi. Bu prim yapıyor bu ülkede. Yani sen böyle ete falan... Bunu... Özür dilerim, Nusret arıyor. Anneciğim yayındayız, var mı bir notun? İyiyim anneciğim, çok teşekkür ederim. Sacit abiyle yayındayız şu anda, sen de yayındasın. Selam bir notun söylüyor. Var mı? Selam söylüyor. Geleceğim. Kızımın doğum günü de geleceğim. Kızının yayın bitince. Tamam, öpüyoruz. Tamam. Onun için ben yani Ahmet Çakar ona sonra da bir şey söylemiyorum. Ahmet Çakar da en nihayetinde bir spor adamı. Bir bakalım ne diyor Ahmet Çakar, bir dinleyelim. Sayın Aziz Yıldırım. Bugün şampiyonluk tarihinize altın harflerle geçecek ve sizin döneminize geçecek. Ve bu kupa seremonisi. Bu başarıya, altın başarıya imza atan, emeklerini, terlerini veren tüm Fenerbahçeli futbolcular kupayla seremonide poz verirlerken tanımasam eti okşayan bir sapık olduğunu düşüneceğim. Bir kasabı nasıl ya, bu seremoniyi alırsın? Bra, ya seni ya ne kasap hocam? 100 milyon dolar ediyorum. İyi bir yere deme ya. Hocam ne kasabı ya? 100 milyon dolar kasap. 1 milyon dolar. Bir dakika. Benim için benim için kasaplık. Kasaplık. Kasap şereflidir, esnaflıktır. Bir. Kimin seyrettiğini biliyorsun. Orada kasabın ne işi var? Hocam sen maçı profesyonel sen maçı diyeceksin. Sen Nusret'in maçı kimle seyrettiğini biliyor musun hani şimdi? Bana ne? Yanında Ali Koç. Ali Koç ve Aziz Yıldırım vardı. Ben insanları parasıyla, pullarıyla değerlendirmem. Hocam Nusret bir marka orada hocam. İsterse 100 milyon dolar olsun, isterse bitir. Beni ırgalamaz. Hocam Nusret ben bir marka hocam. Ben bakarım resme, altın harflerle kazanılmış, yazılacak bir başarıda
tanımasam kendisini. Hocam Nusret bir marka hocam. Ete okşayan bir sapık olarak telakki edeceğim bir kasapla nasıl poz verirsiniz hocam ya? Nusret bir marka hocam. Ne kasabı bana ya? Bana ne? Kasaplık ayrı bir bana şey. Bana ne? Kasap... Ne demiş ya? Dediği şey ne yani? Bu böyle bir önemli bir anda bunun burada ne işi var diyor yani. Sapık olduğunu bilmesem diyor. Mesela orada Galatasaraylı biri, o Galatasaraylı'yı koymadı. Orada kimse Galatasaraylı Fenerbahçeli değil yok, yani. Orada ben de o seninle aynı kanaatteyim. Orada Galatasaray lafı fazla gelmiş. O enliyatinde Türkiye'nin takımı ve göğsünde de Türk bayrağı ayımız taşıyor. Böyle de bir muvaffakiyet, böyle de bir başarı sağlamışlar. Takdire şayan. Biz Fenerbahçeliyiz o kadar. Yani kim olursa olsun. Burak sen Fenerbahçeli misin o gün? Hele üstüne üstlük bir de Yunan takımını eliyorsun. Dikkat et. Ya bu kadar milliyetçi. Yani Allah aşkına sen yapma bari. Ben yapmıyorum yani. Eğri gemi doğru sefer yapıyor. Onu demek istiyorum. Yunan takımı. Yani şimdi birkaç güne... Ne farkı kaldı? Ya iki gün evvel herifler İstiklal Caddesi'nde ateş yapıp Konstantinopolis diye bağırmadılar mı? Bağırsın 10 kişi bağırdı. 20 tamam. Kişi bağırdı. 20 tane cahilin bedelini Yunanlıları yani. Tamam. Yunanlara biz... dediğimiz bir şey yok. Yunan takımı olması da güzel oldu diyorum. Yunanistan'a Atina'ya gittiğin zaman paşamı hoş geldin diye karşılıyorlar insanları. Ya ben de biliyorum bunu kardeşim. Yunan takımının olması hoşuma gitti yani. CSK Moskova olacağına yahut işte Real Madrid olacağına çok gerginim. Ses çarkıyla uğraşıyorum. Evet. Çok ben de şeyim sallıyor daş. Daş. Işıklı ışıklı. Nasıl iğrenç bir şey Sağaçtı abi ya. Ben hiç böyle şeyleri geçen gün birinin elinde gördüm nerede. Bundan uğraşıyorlar işte. Bu millet bayılıyor stres bileziğe. Stres çabuk. Bu millet stresi. Kendi kendini strese sokmak için zaten yarışıyor. Bir şey söyleyeceğim, bu milletin strese girmeye ihtiyacı var yok, mı? Yok, bu ALES de bekliyor ya. Tabii. Sen ben bunu kırsam stresim geçer. Yapma ya. Niye kırıyorsun ya? Bir çocuğa veririz, bırak kırma ya. Al be Dilara, al be. Ha, bırak şunu ya. Bir çocuğa veririz, sevinir size oynar. Birden iyi pozisyon. Tribüne oynuyor. Farkında mısınız? Ben tribüne oynamam lan. Ben tribüne oynamam ben. Hiç geç onları. Benim öyle adetlerim yok. Burak sesin çıkmıyor ama köpeğe bağırırken. Bir daha sesin mi çıkmıyor? Köpeğe bir şey söylediği zaman Burak'la hakikaten kiraları değişiriz. Doğru söylüyorsun. Sonra ne var? Saçtı abi. Buyur. Hani geçen programda bir konuşmuştuk ya. Kamaşullah. Evet gördün mü? Ne zaman gördün mü? Bak buldular nasıl bana. Nasıl sence? İşte bulmuş arkadaşlar. İşte nasıl mı? Sence nasıl? Bence çok tehlikeli. Efendim? Çok tehlikeli o. O ne ya? O ne ya? 19 inçmiş. Benim bir arkadaşım var evinde 19 inç televizyonu var. Yalnız bu yani ereksiyon... O boyda ekranı bu, var. Bu olmamış hali. Bu ereksiyon olmaz. Olmaz. Yok bu aslında bir olmaz gibi, babacığım. Acı bu ya. Olmaz. Yani. Bu acı ya. Bu ne ya? Bu itfaiye hortumu gibi ya. Böyle şey olur mu ya? Bu ereksiyon olur mu? Yazık olmayanlara verelim de paylaştıralım. Haydar Dümen mesela bu konuda ne der acaba? Bunu 6 ay bunu kontrol eder. Ne oldu? Ha? 6 ay buna bakar. Altına bakar. Bu bence bu bir hastalık. Olabilir. Dizine bu... koyuyor ya. Arkadaşı. Ay can arkadaşı değil mi? Evet. Yol arkadaşı. Ulan arkadaşı. Bu da ne kadar detayları incelemiş ya. Programa çalışıyoruz herhalde. Böyle mi? Nasıl? Çalışıyor musun programa? İyi çalışmalar. Kaç santimetre tahammül ediyor Dilara Hanım? 50. Bilmiyorum Burak 50, Bey. 50. 48 santim. 48 santim. Biliyordum demin söyledim. Utandım şu anda. Niye? Kanka falan diye konuşuyordur ha, yani. Dertleşiyordur. Ama bu bence bir hastalık. Allah yardım etsin ama bir de insan düşünüyor mesela. Bu adam hayırlısıyla Müslümanlığı seçse, sünnet olsa. Bunu üç kişi zor sünnet eder. Ama çıkan etten de bol proteinli bir pilav. İşte bunu bundan çıkan doya. Eti işte Nusret'e göndermek lazım. İyi işlesin. Bu aralar herkesin... Ne oluyor? Bu aralar herkesin penisle bir derdi var. Aydın'da da bugün bir genç arkadaşımız penisini kesiyor, sifonu atıyor. Ne yapıyor? Klozete atıyor, sifonu çekiyor. Kanıyla da duvara yayında ve yapımda emeğe geçen herkesin koyayım diyor. Ulan ölür be, ölür. Aa, hiç bana yakıştı mı? Ölür ya. Kadına ne oldu birdenbire programa canlılık getireyim falan. Aydın abi ben. Sonra hastaneye kaldırmıyorlar mı bunu? Ulan iyice sapıttın sen de kızım ya. Oho. Ama sen bana Bülent Ersoy'un şalını verirsen normal davranmamı bekleyemezsin.
Hastaneye kaldırmıyor. Sana oynuyor Sacit abi. Yıllarca bu Burak'a oynadı. Burak yapacağını yaptı. Bak dikkat et. Burak çok haklıymış. Benim soruma cevap verin. Bu son söylediğin olayda hastaneye kaldırılmış zaten çocuk. O anlarda can havliyle işte oraya lafı da koymuş havli gitmiş. Ulan onunla duvara yazı mı yazılır? Haberin yalancısı. Ne bileyim yanında ben yoktum. Haberi nereden buldun? Nereden buldun? Şenel Türk. Çok ciddi ya bir demek haber. Demek ki hakikaten insanlar deliriyor artık. Yavaş yavaş. Biz geçen gün Fatih Bey ile konuştuk. Yani dedim ki ortalıkta ses yok, soluk yok, ne oluyor? Sanki insanlar hayattan kopmuş gibi, farkında mısın? Yani tepki yok, Twitter dışında evet. Hiçbir yerde, hiçbir şeyde yaşıyor abi, ve evlerine çekiliyor. Şu anda hiçbir şeye bir tepki koyamıyorsun. Yani illa siyasi olarak düşünme siyasi abi. Siyasi olarak da yani siyasi olarak ben de siyasi olarak söylemiyorum. Fakat ağzından çıkan konuya cümleye çok dikkat etmen lazım. Çünkü eninde sonunda yani bir yerinden hadiseyi allem ediyorlar, kullem ediyorlar. Yani siyasi bir yere getiriyorlar hadiseyi. Ama o hastalık abi ya. Ve, yani dün ben Manchester'daki olayla evvelsi gün bir ilgili bir tweet atıyordum. Abi döndürdüler buraya getirdiler. Yani nasıl oldu, nasıl bitti? Sen orayla bunu nasıl bağlantı kuruyorsun? Bu neyin göstergesi yani, biliyor musun? Yani çok özür dilerim. Bu terörün ırkı yok, dili yok, dini yok. Ama sevgi denen dünyada bir şey var. Hala bunun kırıntılarının olması lazım. Ölenlerin çoğu da çocuktu yani. Çocuk yani ya. O kadar da değil. Ya şimdi bu neyin göstergesi bence biliyor musun? İnsanların telaffuz etmekten imtina ettiği ama şuur altı büyük bir rahatsızlığı var. Nedir abi? Bilmiyorum. Bu onun tezahürü. Çünkü Türkiye'deki herhangi bir siyasi olayla alakası olmayan bir işe fikir beyan ettiğin zaman bu sosyal medyada bu nasıl oluyor ve bir takım trollerin de kanalize etmesiyle öyle bir yere öyle bir manipülasyon yapılıyor ki hadise tekrardan sil baştan Manchester'da yaşanan bir hadiseye Türkiye'de varsayım yaşanmış gibi muamele görüyor. Ve bu derhal taraflaşıyor işte. İşte bunlar insanlıktan çıkmış işte yani. Tabii. İnsani duygusu olan bir insan bu tip olaylarda yorum şimdi yapamaz, bir böylesi sevinemez. Var. Bir yani sevinen insanların bırak çocuk olmasını Allah korusun herhangi bir insanda da sevinen insan olamaz. Var sevinen var ya sevinen tabii. Var olmaz mı? Hem de neyse yani zil takıp oynayan var. Yani bu... İşte söylüyorum ya sana karşı bir senden dala seni bir yere çekmeye çalışıyor. Seni bir yere çekmeye çalışıyor. Sen o ona cevap vermediğin zaman yahut silip attığın zaman bir şey yani orayla muhatap olmadığın zaman hadise dönüyor. Biraz daha dar bir şey giyseydin yavrum. O kiloyla. O normaldi. İçinde ben büyüdüm. Ya içinde büyüdüm. Bu bizim şey koca olan üniversitede. Arkadaşımız koca olan yok mu demin söylediğin Bülent Hanım'la ilgili? Ya ben onu benzetmeyi Bülent'e yapmadım. Ben benzetmeye tırnaklarını kullanamaz dedim. O da şimdi dönmüş dolayısıyla ya. Tırnaklarını kullanamıyor diye. Merhaba, hoş geldin. Gelir gelmez de stres çarkını aldım. Evet, nerede kalmıştık? Çük'te mi? Çük'ü bitirdik. Yeter kadar çük. Mi? Ben ne yapayım abi? Kadın geldi açtı 48 santimlik. Şey bana gelmiş içeride diyor ki 3'e bölseler eşit parça halinde bölünebilir 16 santimlik 3 tane eşit parça hiç kimsenin gücüne gitmez diyor işlerini. İşte dağıt olmayana sevaptır yazık dağıtalım kullansınlar olmayan çok yazık. Neyse. Lan bu görmeyeli 2 günde ne hale geldi bu ya. Burak evet doğru söylüyor ülke ortalaması. Haydar Dümen'e versek ülke ortalaması yükselir. Haydar Dümen'e versek belki kendine de alabilir büyük boyu. Yok be. Anam avradım olsun aldı başını gidiyor herkes ya. Sen herkesi bir bozuyorsun. Ben bu, niye? Ben şuraya oturdum. Dilara nedir bu mesir macunu kızlara verdirttiğin Sağaçtı abi için? Şey için o. Hani geçenlerde bir soru sordum ya ben. Boğazına iyi geliyor. Hayır ya.
Ne ya? Gayet enerji böyle. Niye, sen denedin mi? Deneyenlerle şey yaptım. Sayış abi ne verdin buna? Cesaret apı mı? Yürekli yedin. Bülent Ersoçyalı bu. Hepsi bunu yedin. Burak hayırdır? Bu bildiği gibi ya, bu herif gitti ya, bu o saatten sonra dikiş tutturamıyor ya. Yemin ediyorum ya, Allah'ımı Kur'an'ım, herifin gittiği günden beri bu aşamaya gelmez zannediyordum ama geldi ya. Geldi değil mi? Geldi vallahi ya. Neyse Sinan Akçili beğeniyor musun? Sinan Akçili? Yani şarkıcı olarak ya, herkesin aklı başka yerde. Ben bir şey demedim. Daha ne diyeceksin lan? Lan derken Sarış abiciğim. Niye sen çük üçe bölünür derken bir şey oluyor da ben lan değil ama mı ayıp oluyor? Teşekkür ederim seninle. Ne kadar terbiyelisiniz de lan rahatsız oldunuz. Tövbe yarabbim sen. Zor lan konuşturuyorlar adamı ya. Kendimi boğarak öldüreceğim ama kanla yazacak elimde bir alet yok. Karı oturmuş çünkü üçe bölerlerse eşit şartlar altında Türkiye ortalaması kalkanır diyor. Yüzüne bakıyorum. Onu ben de. Ben lan dedim. Bana yapılan tarzıya bak ya. Tövbe yarabbim sen bilirsin ya. Çok terbiyesizsiniz ya gerçekten. Bu değişiklikler var ya, bu karılar kızlar gelip gidiyor ya, siz bundan biraz ara verin bu işe. Tamam. Bak ben size söyleyeyim, bu kadar değişikliğin sonu boka sarar. Yani birdenbire değişmeyelim, bu 180 derece döndüğümüzde nereye gideceğimizi Allah biliyor. Ben bir yere gitmem. Nereye gideceksin sen ya? Sen daha nereye gideceksin? Ben daha nereye gideceksin burada ya? Burada kalırım ben. Sen zaten herif gittiği günden beri sapıttın. Ve bu kadar yol alacağını anlamadım. Ben orada değilim burada. Yani oraya konuşuyorum ben yani, kameramana. Sen yalnız bir şey söyleyeceğim. Adamın bütün ilişkileri çok mesafeliymiş. Çok mesafeli yani, hakikaten. Hakikaten. Yüzüne mesafeli bakıyorum. Mi? Bu mesafeli hali. Onu demiyorum. Ha. Meksikalı'nın. Ha. İlişkileri çok mesafeliymiş partnerleriyle. Zaten başka türlü mesafe, yani bunu yani mesafe... Ya, ilişkiye de giremiyordu. Mesafeyi kapatacak bir durum yok ortada zaten. Yok bakma, şaka yapıyoruz da Allah yardımcısı olsun. Ne dedi? İşte ben de uğraştılar. Ne dedi? Yüzüne bakılmıyor falan dediler. Yanlarını döndüler falan bana. Çok güzel bir kitap okuyorum. Ya bizim bir şey konuşuyordunuz burada, laf karıştı yine. Ondan hiç evvel bir şey vardı ya, bir şey söylüyordunuz. Çüke girdik, çüke çıktık abi. Tam çıkıyordun, sen tekrar konuyu açınca ben de bodoslama tekrar dalayım dedim. Hah, mısır macunu. Sinan Akçili mi söylüyordun? Evet, pardon. Ya böyle kopuk kopuk oluyor. Sonra izleyiciler bir ton laf ediyorlar ya. Başladığınız konuyu bitirin diyorlar. Ama bu bitecek gibi bir durum yok ki ortada. Konu derin. Uzun. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Konu uzunmuş. Ondan sonra benim landan rahatsız oluyor. Pes. Gerçekten bugün bu bölümü babana izletmeyeceksin umarım. Yayından... Babam alışkın. Alışkın mı? Benim espri tarifim var. Tükürüp durma bana. Neyse, biraz edebi olalım. Kitap okuyalım. Edebi olalım. Soner'in siz kimi kandırıyorsunuz? Çok ilginç. Türkiye'ye kokain nereden girmiş? Kokain Osmanlı zamanında yok. Osmanlı zamanında enfiye var. Ve esrar satılıyor kahvehanelerde, esrar kahvehaneleri. Evet. Ondan sonra Bolşevik ihtilalinden sonra neydi? Beyaz Ruslar. Beyaz Ruslar. Teşekkür ederim. Beyaz Ruslar Türk insanlarıyla tanıştırmaya başlıyorlar. İlk kurbanlarından biri bilinen Gülü Suri'nin de çok yakın tanıdığı Melek Hanım var. Annesinin yakın arkadaşı. Dublaj ustası Ferdi Tayfur. Allah rahmet eylesin. Hakikaten büyük bir sanatçı. Ve o zamandan bu zamana Nazım Hikmet'in İpekçilik filmi var. İpek filmi. İpek film. İpek o film. İpek film işte kimdir onu sahibi biliyor musun? Cemil İpekçi'nin babası. Öyle mi? Cemil'in evet. Mi Abdi İpekçi'nin mi? Hayır. Benim bildiğim Cemil İpekçi'nin babası doktor lakaplı beyefendinin. Hı. Doktor derler. Onlar başına Nazım'ı getiriyorlar. Dublaj işlerinden o sonra. O tarihte değilse bile sonradan İpek film onun oldu. Olabilir. Nazım dublajdan sorumlu kişi olarak geliyor. Ve dublaj sanatçılarının çok yapma olduğunu görüyor. Ferdi Tayfur'u buluyor bu arada. Ferdi Tayfur'la seslendirme yapıyor. Tek şartı o günden bugüne de dublaj sanatçılarında
hiç değişmeyen bir şeymiş. Parasını peşin alırlarmış. Film sanatçıları vesaire senetle sepetle iş yaptıkları dönemde bile dublaj sanatçıları Ferdi Tayfur'un da ablası mı kardeşi mi Adalet Cimcöz galiba değil mi Cimoz? Adalet Cimcöz'ü ses tonu hala kulaklarındadır. Türkan Şoray'ı zaman zaman Hülya Koçyiğit'i seslendirmiştir ama kimin kardeşi olduğunu bilmiyorum. Benim hatırladığım, okuduğumda o çok araştırmacı bir adam Soner. Belgeler olmadan kesinlikle ezbere bir şey yazmaz. Orada ne yazıyor Adalet Cimcöz için? Ya, tam hatırlamıyorum. Yanlış olmasın. 3 gün oldu okuyalı ama şeyden sonra söylerim sana. Bir bak istiyorsan 394'te falan olabilir. Şimdi edebi bir konuma geçiyorsun. Ben orada devam edeyim. Bunlar dublajlar uzun sürdüğü için karanlıklarda bunalıma giriyorlar. Melek'le evleniyorlar bir film sırasında tanışıp. Gene senaryosunu Nazım'ın yazdığı bir film. Yalan olmasın milyonlar bilmem ne diye çok meşhur bir film. Ya da senaristliğini yaptı. Ve finalde bunlar kokaine alışıyorlar. Çok büyük aşıklar ve neşeyi böyle buluyorlar. Derken iş o kadar büyük masrafa geliyor ki. Pardon, kokaine kim alışıyor? Ferdi Tayfur'la Melek karısı. Karısı da çok güzel. Bunu aldatmaya başlıyor ünlü bir lokumcuyla. Kitap çok ilginç. Lokumcunun adı var mı? Var. Kim? Ben söylemeyeyim, okursun. Şimdi söylemeyeyim burada. Yani bildiğimiz hani İstiklal Caddesi'ndeki eski... Artık İstiklal'de mi bilmem nerede. O lokumcuyla yaşamaya başlıyor. Kokainin de bir fırtı kahvehanelerde 25 kuruş. O zamanki 25 kuruş. O zamanki 25 kuruş. Melek Hanım sahnede ölüyor. Ferdi Tayfur da rahmetli parasızlık içinde ölüyor. Çok büyük para kazanmasına rağmen. Bu öyle bir meret bir uyuşturucu ki bak mesela Magazin Yazdım diye bir bölüm var. Kitabın girişi vardır genel olarak. Magazin bölümü var. Oradan bulursan 394. sayfa olması lazım zannediyorum. Bu uyuşturucuya para mara yetişmez. Bir. İkincisi mesela esrar içinde her zaman ne derler? İşte zengin içkisidir derler. Evet. Onu niye söylerler bilir misin? Hiç duydun mu? Esrar içen adam bu kolunu böyle elini böyle koyduğu zaman 5 saat böyle oturabilir. Yani bu yorulur bu kolu. Ya bundan böyle değiştireyim diye kafasında şekillendirir hadiseyi ama icra edemez. Uyuşuktur. Onun için zengin içkisidir. Yani öyle bir adamın çalışamayacağı için parası olan adam içer. Yoksa herkes onu başka türlü zanneder. İşte esrar çok ucuzdur da falandır da filan değil öyle işte. Değil. Yani hep bunlar rahatlık içerisinde olan adamların ya da o insanların kullandığı şeyler. Mesela o kokain de şimdi bugünkü dünyada da bu son derece pahalı bir iş. Dünyanın en adi işi bu. Bak ben sana söyleyeyim. Gazino zamanında var mıydı? Ya var, ben orada böyle şey ne gördüm? Hayır, bildiğim vardır. Vardır canım, Türkiye'nin en önemli simaları da işte o zaman ben içerken kimseyi görmedim. Ama içtiğini dedikodusu vardı. Bu adam içiyordu. Zaten piyasa yani sosyetenin içerisinde Atik Berberoğlu. Atik Berberoğlu da içinde söylediler. Efendime söyleyeyim içinde şey içinde söylediler efendim. Yani birçok insan için söylediler bunu ama ben kimseni içerken görmedim. Bak ne diyor, kokaine para yetmiyordu 1930'lar. Yetmez. Evet neyse bulamadım. Ve bunun yüzünden bu tabii direkt burundan içilen bir uyuşturucu olduğu için zamanla burun kemiğini, çünkü bu direkt bu Öztaki borusu dedikleri yerden direkt beyine giden ve beyin hücrelerini öldüren bir uyuşturucu. Ve burun bu kıkırdağını çürütüyor. Buraya ameliyatla bu kıkırdağı platin yapanlar var. Böyle bir meret bu. Bak Loller ve Hardy'yi farklı sesle seslendiriyormuş. O kadar yetenekliymiş. O kadar neşesini ve eğlencesini dublaj salonlarında kaybetmiş ki stüdyolarda. Tek eğlenceyi burada bulmaya abi şimdi başladı. Bak. Kimse üstüne alınmasın. Bu büyük bir aktivite kazandırıyor insana.
Yani uykun gelmez. Bazı bünyeleri şişirir davul gibi. Bazı bünyeleri de böyle iskelet gibi zayıflatır. Yüzünü gözünü çökertir. Ve bunu içen adam bir şişe viskiyi elma suyu gibi içer. Ve sarhoş olmaz. Ve sarhoş olmaz. Onu çünkü, yazıyor. Evet. Çünkü niye? Bu hep aktif tutar insanı. Düşünebiliyor musun şimdi? Normal insan belli bir saatten sonra çöküş yapar ya. Ve uykun gelir. Ben iki gün uykusuz kalmış bir adamımdır işte kumarhane zamanı. Ama öyle bir an gelmiştir ki gözümün kapaklarının üstünde cüceler oturuyor zannediyordum. Artık oranın kanepesinde vurur kafayı yatarım. Hiç umurumda da olmaz. Şimdi bu adamlar, bunu içen insanlar... Kardeşim 3 gün, 4 gün, 5 gün uyumuyorlar. Yani 5 gün yemek yemiyorlar. Dikkat et. Bunlar... Yemek yemiyorlar. Yok. Evet, hepsi zayıflıyor. Bir dönem pek çok ünlü işte sanatçı için bunu söylerlerdi. Evet. Vücudu zayıf. Ama i̇şte bu... o bünyeye göre. Bünyenin metabolizmasıyla doğru orantılı o. Bazısında davul gibi şişiriyor. Böyle def gibidir onların suratı. Böyle estetikten çıkmış. Böyle üstüne de sanki sıvı krem sürmüşler gibi. Böyle parıl parıl parlarlar. Ben bakayım, ben gördüm de anlarım bunun ne mal olduğunu. Öyle mi? Belli oluyor zaten. Ama yani şimdi esrar diyorsun. Esrar en nihayetinde nedir? Ot. Toprakta yetişiyor. Ama uyuşturucu. O da uyuşturucu. Amenna. Bu ikisinin arasında bir ölçüm yaparsan bu onunla mukayese edilmeyecek kadar felaket bir iş. Bu en nihayetinde chemical bu kimya, yani bu laboratuvarda çıkıyor. Bu eninde sonunda laboratuvarda çıkıyor. Ve ben bu Pablo Escobar'ın dizisini seyrederken orada öğrendim. Bak ben de bilmiyordum o güne kadar. Ben hep koku ağacından bunu elde ediyorlar zannediyorum. Ben de koku ağacından. Öyle zannediyorum. Ama orada ilk sene, yani ilk dönemler patatesten yapıyorlar. Patatesi ferment edip çıkartıyorlar bunu. Elekler, melekler. Neler neler. Bu bir de senin meşhur lafın vardı. Neydi elekler? Melekler. Ha, kasnak yuvarlandı, elek oldu. Eski orospular melek oldu. Ha, o benim lafım değil ya. O ya Türkçe'de bir, çok... ben bir kere kullandım, bana kaldı. Zaten herkes bilir, bir şey olmaz. Ben yazdığım zaman Sacit'in söyledi diyorlar. Niye? Ne bileyim. Elepsiz laf olunca sana mı mal ediyorlar? Bana mal ediyorlar çünkü yani mesuliyet de bana kalsın diye. Yasemin ablanın acayip bir fanları oluştu. Yani ya da vardı. Yani diyorlar ki mutlaka gelsin, mutlaka gelsin. Sacit Bey daha sessiz, sakin, daha efendi bir konuma geçiyor. Efendi geçelim. Bakın onu da size söyleyeyim. 50 defa izah ettim ama siz anlamak, yani tecavülden mi geliyorsunuz yoksa kafanız mı basmıyor anlamıyorum ki. Bu üçlü konuşmalarda birileri bir şey anlatırken sonuna kadar net bir vaziyette anlatması için ya da izleyenin anlayabilmesi için ben ikide bir de lafa girmem. Ben kendi televizyon programımda da girmem lafa. Bitene kadar beklerim. Onun için orada susuyorum. Şimdi bir şey anlatıyor. Onun anlatım tarzı da izleyici de güzel bir şey bıraktı. İz bıraktı. Bu ezelden beri böyle Yasemin'in böyle bir nosyonu var. O anlatsın. O çünkü onun içine hicvediyor onu. Karikatürize ediyor. Ve o arada da hiç hakaretamiz bir kelime kullanmadan da olayı anlatıyor. Şimdi buraya araya girersen o insicamı bozarım diye susuyorum. Yoksa kılıbıklık yok. Ya yok ben. Sen evde nasıl bir... Bunlar da hazır ha demeye ya. Bunlar da ya neler ya. Mesela merak ediliyor, soruyorlar. Sacit abi çok tatlı, çok espiritüel, çok şöyle, çok böyle. Evde nasıl bir adam? Kılıbık mıdır? Ya ben evde... Hanım sözü mü geçer evde? Bence. Yani sen nerede ya? Bizim yanımızda mıydın lan? Gizli güç. Şimdi evdeki bazı şeyleri ben bilmem. Hiçbir zaman da yani 30 senede de bilmiyorum yani. Müdahale edeceğim şeyler. Ben bazı şeyleri söylerim. Yani bu olmayacak derim. Yok olacak derler. Yani o çalışanlar da bazen işte yardıma gelen o Kemal Memal işte hep Yasemin Hanım gözüne bak. Ya olmayacak, burayı kıracaksınız derim. Bakarım ki iplemiyorlar beni, gider otururum. Ondan sonra yarım saat sonra bir ses çıkar, kırmışlar. Ondan sonra derler ki bir ses seda, bağırırlar. Ne oldu kırıldı? Ya siktir edin kırıldıysa kırıldı. Size söyledik. Bizim evde de öyle. He. Bizim evde de öyle. Ben de söylerim. Kendi bildiğini yapar. Sizin evde nasıl diyeceğim de. Bunun evi yok ki, nerede bunun evi? Allah'ıma çok şimdi bu kadınlardan laf açmışken.
Şu bir videomuz var, onu seyredelim. Yok, konuyu söyleyeyim bakayım, seyretmeme gerek. İsrail'e geliyorlar. Hı. Suudi Arabistan'dan. Bir kere bu çok ilginç bir üçgen oluşuyor değil mi? Evet. Geliyorlar, elini tutmaya kalkıyor Trump. Bak şimdi videoda izliyoruz. Ha, karısı elini itiyor. Elini itiyor. Hı. Yorumunuzu alalım bir evli bey olarak. Siz olsanız ne yapardınız orada? O şimdi o kadın o hareketi, o şimdi o A düzeyinde bir protokol. Orada o kadın onu yaptığına göre trip onun demiş. Bir evveliyatı vardır. Evveliyat da şu, okuduğum kadarıyla ne derece doğru bilmiyorum. İsrail gezisinden önce Suudi Arabistan ziyaretinde kadının 5 metre arkada kalmasını hiç umursamıyor. O andaki karşılama töreninin cazibesine kapılıp kadını arkada 5 metre arkada unutuyor. Sonra İsrail gezisinde de elini uzatıp yanında eline tutmak istediğinde de kadın da onu orada refüze ediyor. Yani Trump da olsa manitadan trip yiyebiliyorsun. Bu işin Trump'ı mırampı yok. Başkanlık sarayda yahut işte şeyde kadını arkada unutursam. En nihayetinde akşamleyin yanında hayat arkadaşım var. Kadın da çok güzel değil mi? Ben öyle genelkurmay başkanları biliyorum ki omuzlarındaki rütbeler böyle geçtiği zaman yer yerinden oynuyor. İşte burada ben görüyordum yani bazı komutanı yürüdüğü zaman yerler sallanıyordu. Hanımefendi geldiği zaman çimacı zannedersin. Gemilerde halat atıp halat verirler böyle çima. Ses no. Seda kesiliyor. Ne oluyorsa işte. Demek ki o esas Hür Amiral geldi. Sizin evde Hür Amiral kim? Bizim evde rütbe yok. Yok mu? Yok. Vallahi yok. Bizim ev Küba dağlarına benziyor. Che Guevara ile Fidel Castro gibiyiz. Ama sonunda Fidel oturuyor. Fidel evet. Kim? Fidel işte Fidel oturuyor ama Che Guevara da dediğini yaptırıyor. Che Guevara. Çok hoşuna gitti bakıyorum böyle alengirli laflar. Niye? Yani Che ile başladı. Çük mük, Che Guevara falan bunlar hoşuna gidiyor. Ay kimin partneri tabii. Evet. Ya bu zaten üzüm üzüme baka baka. Sen bayağı partner diye buraya oturdun Burak'la. Sizin program ne oluyor Burak? Bitirdiniz. Kayyum atandı. Baba espriler mi espriler mi? Kayyum da Meksikalı. Koydu oraya böyle. Öyle kayyum acan kurban be. Ya Allah çarptın herif de yani. Ay, irresistible gibi ya. Böyle yara yara gidiyor valla. Ne şimdi tiksinç mi oldum? Videoyu bulan sen. Sabah bana böyle yapıyor. Bir video bulduk. Sacit abi bütün gün onu konuşacak. Sacit abi onu ayıp. Göstereceğiz. El Rakka. Öyle. Güzeldi. O videoyu izlerken direkt senin böyle... Düşünsene adamı geldi. Silah kaçırıyor diye havaalanına. Vallahi bu şaka değil. Durdurmuşlar. Tabii o ne lan o ne? O şimdi herif ne? Diyecekler ki bacağının arasına Thompson koydu gidiyor uçağa. Tabii Thompson. Bir tabii. De örtü dikmiş ona falan böyle. Örtü mü dikmiş? Yok var. Alçıyı almış be. Şey işte örtü var orada renkli. Ha? Renkli sen örtüye kadar böyle baktın mı? Oya gibi işlemiş onu. Tabii. Tüm detaylarıyla. Valla. Oraya şey kamaşurlar yazılır değil mi? Oraya neler ya? Oraya. Gılgavıt destanı yazılır. Herkesin çok hoşuna gitti. Şurada evet, bir tane Nihat oturuyor. O öyle sinsi gülüyor. Çok üzücü. Bu arkadaş ne iş yapar ya? Öğretmen. Açıklayamıyoruz onun için. Ciddi söylüyorum. Öğretmen mi? Öğretmen. Ne öğrenmeye geldi buraya? Yok ben öğreten taraftayım. Ben ne öğretmenler gördük. Amına koyayım. Evet sonra. Bir de hazır Trump'larken. Trump'lardan açılmışken konu. Kızımızı, evli kızımızı istedi biliyorsun Suudi iş adamı. Trump'ın kızını. O işte biraz ben o tamamen biraz magazinel bir iş. Ona 3. Dünya Savaşı çıkar mı sence? Yok ya yok. Oraya kızımız verir mi o herifler ya? Verirler ne niye olacak ki? Niye vermesinler paraya bakar iş. Kız ne olacak? Ben o işi okudum. O iş tamamen
Balon. Balon ya. Magazinel bir iş. Eniyette orada kral mıral 50 dakikada bir de 10 ünlü sıkarlar be. Niye hala yaşıyor? Şu adam yaşıyor. Ya yok öyle şey. Yani o gazetecilerin... Adam video koymuş, gazetecilerin abartması değil ki. Adam bayağı bildiğin video yayınlamış. Ya tamam da kardeşim işte şimdi... yani ben onun ciddi bir iş olduğuna inanmıyorum. Selamun aleyküm rahmetullahi wabarakatuhu. Mes'alemu aleyhi khadmin harman şerifi. Vatlub cahı vücahı. Tekfeyi ra'al hazım al hazım. Tekfeyi ra'al rayi sidik. Ebi itlub li bint yed الرئيس ترامب الرئيس الامريكي افريكان عسنت الله رسوله تكفى يا ابو فهد عصابه راسي تكفى كعيلات تكفى يا ابو فهد انا المواطن بدر بن فهد بن عبد الله الويسر. Ben inanmıyorum. Can ben ya orada böyle bir yani şey yol vermezler. Şakası bile olsa onu çoktan kelleyi uçurmaları lazımdı kırbaçlamak. Şimdi bir şey söylemezler ama bir kere daha yayınlasın. Bir kere daha yeni bir video çeksin. Abi o kadar para vermiş. Silah alıyor. Kaç milyar dolar? 110 milyar dolar mı? 280 milyar dolarlık bir anlaşma. 130 milyarlık bölümü silahla ilgili. Yani artık orada kızı da verir. Ne olacak? Peki ya bu 130 milyarlık silahı hangi orduya alıyorlar? Ben de onu anlamıyorum. Ben de hiç anlamıyorum. Ne yapıyorlar? Nereye kullanacaklar? Onları dağıtıyorlar onlar el altında. Ya yok ya o son sistem malzemeler onları kime bir yere onları dağıtmazlar. Bir İsrail var korunacakları. İran var. İran var canım. Olur mu? İran'la bir karışır mı ortalık? Yani şimdi bu oradaki politikalara bağlı ama İran kapalı kutu bir yer ve savaşçı bir millettir. Yani aradan dereden sıyrılıp bir bunlara bir üzecek bir şey yapar. Yapar değil mi? Yapar işte. Ama adamları da kaşıyorlar mesela. Adam duruyor. Onları kaşıyıp bir laflar etmeye zorluyorlar. Şimdi orada bu, bak güzel kardeşim, bu Arap Yarımadası'nda, bu Orta Şark'ta, bu Sünni Alevi işi, bu işte Sünni Haçlı Şabi midir nedir onların bu, Şia daha doğrusu, bu işi kalıcı bir, sağlıklı bir çözüme ulaştırmazlarsa bu bugün olmasa yarın olur, yarın olmasa öbür gün olur. Eninde sonunda bir şey çıkar. Ben çünkü o memlekette yaşadım. Biliyorum oradaki durumu. İran'da yaşadın mı? İran değil. Ben Arap memleketlerinin karakteristik yapısını biliyorum. Onların karşıtı olan adamların da ne düşüncede olduğunu biliyorum. Nereye yani dönecekler? Araplar yanar döner yani. Bunu... Şimdi Araplar yanar döner de unutma ki orada da bir önemli bir Arap milliyetçiliği var. Yani orada da... Bağız. Bağız'da da var. Diğer Arap ülkelerinde de var. Önemli bir Arap milliyetçiliği var. Yani zamanındaki... bizdeki Türk milliyetçiliği gibi hadiseye öyle bakmak lazım ama öbür Şia'da da, onlarda da işte o Hizbullah'ın varlığı, efendim işte kendilerinin koyu Şii olması, yani orada dine bağlı bu tip işlerde yani ortayı bulup, yani bu neye benziyor biliyor musun? Karşı karşıya iki düşman geldi, birbirini görmezden gelip yürüyüp giderlerse bir hadise olmaz ama orada bir ufacık kıvılcım hadiseyi geri getiremeyecek boyutta hadiselere sebebiyet verir. Amerika'nın hikayesine yazdığı senaryoya bağlı. İşte o Amerika ve Rusya burada bu konuda ezelden beri tazıya tut tavşana koş oynuyorlar. Yani onlar ikisini de tutmazlar. Ama Rusların ezeli yani ezelden beri müttefiği çünkü İran ve Irak, Suriye. Zaten Bağız Partisi'nin esas tüzüğü bir zamanlar Komünist Partisi tüzüğünden çok yakın. Yani onun üstünden işlenmiş bir iş. Ya bunları bırakalım. Türk balı he, Türk balı o, Türk balı he. Başlıyor bu hafta. Sen o diziyi seviyorsun galiba. Ben çok gülüyorum ona ya. Kuzu ailesine yani Şafak'la. Kime benzetiyorsun o aileyi? Birine benzetiyorsun diye bu kadar kahkaha atıyorsun. Şimdi bırak yeme bizi. Türk balı he, ha. Türk balı o. Bir yerden sana bir çağrışım yapıyor. Yapıyor. Tabii. Çok arkadaşım var Türk balı. Tamam. Çünkü senin büyüdüğün aile öyle bir aile değil. Aile öyle değil de benim ruhumda var. Sen onu birine benzetiyorsun. Orada da dalga geçiyorsun. O da ucuzlar. Onu da öğreniriz. Onu da öğreniriz. Tabii. O yoksa ben durup dururken sen böyle niye beğenirsin? Benim öyle sevdiğim karakterler vardır. Avrupa yakasında Şahika vardı. Onu da benzetiyor birine. Ben biliyorum. Onu benzettiği kime benzettiğini biliyorum ben onu. Evet. Geçen gün kapıda duruyordu. Karşı binanın, karşı yalının kapısında duruyordu.
Türk malı he, Türk malı ho. Bu adam tehlikeli arkadaşlar. Şahika o. Şahika o. Tabii. Kraldan çok kralcı olan. He. Ya bu da size kapak olsun. Şahika o. Ben size doğru kayayım biraz. Evet. Başka ne var? Konu no, var. Bana, niye ben o tarafa doğru kaydın? Ben de dalga günaydın abla. Cahide ben size alacak. Doğru biraz kayayım. Neden? Rahatsız mı oldun? Hayır estağfurullah bir tırstım tehlikenizden. Ha, yok yok sen tırsmazsın. Sen koskoca Meksikalı'dan tırsmadığında benden mi tırsıyorsun? Sadece abi bir hediye gelmiş sana. İzleyicilerimizden, hayranlardan. Diyor ki benim için diyor bulunmaz diyor bir sanat eseri gibi bir adam Sağaç'ta abi diyor. Kime benzetiyorsun dedim ben de yazdım. Mona Lisa'ya benzetiyorum. Lütfen bunu dedi mecazi anlamda alsın. Sağaç abi Mona Lisa kadar kıymetli dedi. Eşine de hediye edebilir diye senin resmini yaptırmış. Getirsene Burak'cığım. Sen anana götür bunu. Annem kızı ya. Bunu annene götür. Sağaç abi çok güzel olmuş ama ya. Ulan bunu hangi pezevenk yaptı? Bak ikisi. Sizin ikisinin başına. Ulan ben seni rezil etmezsem. Ama niye buraya yetmiyorsun? Bak o yapmaz böyle şeyler. Aa, onun şofuyla birebir ilgilendi. Şu manzaraya bak Allah'ını seversen. Şu şuraya bak yani bunlar işi iyice azıttılar ya. Yani. Hani çok seversen çantada kullanmak istemezsen diye ha, kadın şeyle göndermiş. Oldu. Belki çarşıda yaptırmak istersin. Sen onu yine kıvırsana. Ama çok ayıp ama yani ben sana böyle şeyler yapmıyorum. O ne elinde şey açıyorsun böyle idam fermanı gibi? Hayır kadın gönder. Kıvır kıvır sen açma onu. Niye Meksika'ya mı gönderirsin? Kıvır bunu abi. Sen onu Meksika'ya postala. koy. Al. Çok utandım. Babam kızıyor. Burak'cığım al. Kıvırdılar. Sana veriyor Sağcı'da abi. Ben çok de çantanın içine koyayım. Bir daha göstereyim. Ya. Göğsüne bir tane bana tişört yaptırsanıza. Evet. Ulan siz bunları böyle tişört yaptırın. Ben eğer bir tişört bastırıp buraya gelmezsem okuduğunuz zaman da ben götünüzü tavanlara vurmazsa eşşi olacağım. Bu lafı unutmayın benim. Bu nereden lan bu icatlar çıkıyor? Mona Lisa gibi adamsın. Mona Lisa gibi miyim? Evet bir sanat eserisin sen. Da Vinci yaşasaydı sinirlenirdi bir şeylerden diye düşünüyorum. Da Vinci yaşasaydı biliyorum ben sana ne yapardı. Evet ne var hadi. Ya cahide, sen Allah'ını cahide. Muhammed'ini seversen, Allah'ını peygamberini seversen, hangi dine mensupsan onun yüzüsü hürmetine. Bunu 3 saattir burada yazdın, çekimi bu hallere bu kadar attı. İşte. Neyi konuşuyorsun? Bunların hangisi bu ağzına sıçtım kağıtlarında yazılır? Hangisini yazdın? Göster bir tanesini. Hepsi. Hepsi bak. Sırayla bak. Hepsi ne var? Hani, bak. Göster Meksikalı'yı lan. Nerede? Al. Bizde yalan yok. Benim Mona Lisa'yı göster. Mona Lisa yok. O spontane. Bak Meksikalı tanıştırayım. İstersen koparıp verebilirim. Sen al kendini al anam. Özledikçe bakarsın. Ay bugün çok güzel. Tabii ibnelik güzel. Devam. Neyse Cahide hani denizde dalgalanan falan. Sağ abi Cahide'yi geçen sene biliyorsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Allah o şilebin ağzına sıçayım ki vurmadı ona. Bir vursaydı zaten rahatlamıştık. Vurdu. Vurdu da kimseyi denize dökemedi. Şimdi ben de onu diyorsandım. Bunalıma girdik. Ne yapacağız? Barkayı bir an önce açmak için. Çabuk hareket edince de Burak otur yerine göremiyorum. O fotoğrafı kaldır. O Mona Lisa'yı kaldır. O Mona Lisa başını yer. Bak ben sana söyleyeyim. Bu birinin eline geçer. Ondan sonra senden konuşuruz. Kaldır öyle kal. Koluna tak kaldır demedim lan. Kaldır ortadan kaldır. Kasada saklayacağım. Bunu kim bastı? Benim gerçekten haberim yok. Benim hiç yok. Kim biliyor musun? Yapan Bengi. Seni sevdiğin kız. Ama ona yap demişler. Ha o ayrı. O zaman yarın benim oraya gelmem şart oldu. Şart oldu. Ben Nilüfer'den şüpheleniyorum. Nilüfer Amanpur. Saçmalama sadece ben yaparım. Sadece. Hayır. Sadece abi. O kadar değil. Nasıl saçmalama? Bunu Nilüfer mi çıktı? Bunun altına mı çıktı? Tam elinin tersinde abi. Tam böyle. Şey ulan, bunlar uğurlu. Değil ben bunları. Nazardan koruyormuş bunlar. Şöyle aramızda set çekeyim ben.
Şöyle. Stres çarkı alsan, stres çarkı. Ben biliyorum çarkını. Sen bana bugün çok iddialı. Yok, ben çarkı biliyorum nasıl dönüyor. Ben sana söylüyorum, ben sana söylüyorum. Bunların başında... Yazıklar olsun o Bengi'ye. Yazıklar olsun. Bence Semih'e de yazıklar olsun. Evet. Oyuna geldi ama nokta noktalık kesinlikle Burak'ta. Benim hiç ilgim yok ya. Ya sen nasıl alamışsın? Ulan siz ne kadar adisiniz lan. Benden çanta istediler, aldım ben. O tamam. Photoshop kısmında ya burada var ya orada. Ben o kısma ben karışmadım. Yeni sen o çantanın üstüne ne yapılacağını bilmiyor muydun? Duymuştum da ben başka işlerle ilgileniyordum o sırada. Neyse biz gemiyi açtık. Evet. Apar topar bulduk Taşlı abi. Bir sefere çıkalım dediler. Ben de tanıdıkları 3-5 kişiyi çağırdım. Şovcularla şovları seyredeceğiz. Sefere çıktık. Cahide Aşk Gemisi seferde. Havamız 1500. Tam denizin ortasından geliyoruz. Bir tane şirep geliyor. Nasıl biliyor musun? Düt! Düt! Sinir bozucu. Ben gene de ilgilenmiyorum. Bunları Semih oradan çok pozitif enerji verir. Sonumuz Titanik'e dönmesin dedi. İlk sefere çıktığımız gün, tamam mı? Sana yemin ediyorum sadece hani böyle araba vurur sallanırsın ya. Evet. O 10 saniyeyi hatırlıyorum. Bir bomba gibi bir ses. Bütün tabaklar yerlere döküldü. Ne oluyor demeden bir daha sallandık. Bizim dümenin sistemi kilitlenmiş. Ondan sonra zaten sefere çıkmadık. Hep arızalıyız. Deniz dalgalı falan hikayeleri yaptık. Ondan sonra gemi, Allah razı olsun, Rus kaptan. Yani milim o koca gemiyi oynatıp sadece ucuna vurup gidiyor. Yarım metre geriye gelse... İşte o zaman o şokla siz bir iki sene biz rahat ederdik. Şokla ve denizin ortasındayız. Neyse. Deniz polisi geldi. Deniz polisi şeyleri açmış. Işığı ne oldu diye bakacak. İçeride deniz kızı kılığında şovcular. Bir tane bizim kısa boylu kaptan kılığında. Ha, var bir tane yerden var. Bamya'dan mermi. Bamya'dan mermi. Herkes kıyafette. Dedim ki hepiniz oturun. Masaya oturun, eğleniyormuş gibi. Masada 3 deniz kızı, 2 tane kaptan. O darbeyle dipten çıktılar. Dipten çıktılar, sana emin ediyorum. Deniz polisi geldi, içeri baktı, geçmiş olsun dedi. Tam ne oldu? Ya bir şöyle sıyırdı falan dedik biz ama adamlar hayret içinde şeylere bakıyorlar. Şovculara, şovcu olarak görmüyorlar böyle. Dedim ki sen rezaleti düşün. O gemi mesela ortadan girseydi, batsaydı, Allah denizde Allah korusun bize şey atıyorlar. Nedir adı? Can kurtaran simidi. Can kurtaran simidi ve deniz kızı yüzüyor. Hayal görüyoruz diye bırakırlar orada. Korkudan almazlar da içeriye. Ay vallahi bir ne oldu? Yok güldüm. Güldün mü? Gözünden yaş geldi. Kafasının bir tarafında hala Pablo Escobar var. Rakkas. Ayıp, sen konuyu getir. Ama hadi ben geç, kişisel geç. Yapmadım geç, yani. Güzel. Sinan neydi Sinan? Daş. Bir dakika lütfen. Ciddi. Ya programın içine ettiniz. Bugünkü gerçekten yüz göz bir program oldu. Belki yayınlamayız. Yüz göz ben program. Anneme yani bunu nasıl seyrettireyim? Annem diyor ki ay diyor ne kadar güzel olmuş ya. Benim de annem. Yasemin'e bayıldım. Nasıl yakışmış programa. Buna da bayılır. Buna da bayılır. Merak etme. Evet. Bir şey diyordun Sinan. Sinan'ı nasıl buluyorsun genel olarak sanatçıları? Sinan kim ya? Kimdi Sinan? Akçeli mi söylüyor? Ya git Allah aşkına. O şarkıcı markıcı değil ya. Geç onu ya. Showman. O yani şarkıları yani tutan şarkıları yapıyor. O şarkı yazsın sadece ya, okuma. Şimdi bunların... Size ne abi? Seyredeni var. Ya var başka da ya. Bize soruyorsun. Bir seyrediyor musun diye sorarsan... Biz seyretmiyoruz. Niye bunu seyrediyorlar diye bir cevap alırsa... Sen de bunun üstüne bu cevabı ben verirsin. Ben de seninle aynı fikrim. Oradan konuşuyor... Onun için dedim. Siz nasıl buluyorsunuz derken herhalde şarkıcılığını soruyorsun değil tipini mi? Tipini soruyorum. Yani bilmiyorum botokslar biraz fazla kaçtı. Yani. Şimdi bunların ikisi mi düet yapacak? Düet yaptı. Yaptı. Yeni neslin yaşadığı korkunçluğa bak.
Serdar Ortaç. Yaptı. İkisi birden şarkı İkisi söyledi. Söylediler. Vay anasını Hapishaneye ya. Hapishaneye falan giriyorlar. Beraber. Yemin ediyorum ki alarm düdüğü gibi ya. Sonra Serdar'ın karısıyla galiba bir şey yaptı. Düet yaptı bu albümde. Aferin akıllı çocuk. Ben pazarlama stratejisini beğeniyorum. Geçen gün bir tane sakallı tıraşı olurken bir şey çekmiş. Bir şarkı. Bir Kızıl Gonca'ya benzer Dudağın diye bir şarkı var. Alaturka'nın güzel iddialı veya şık şarkılı. Ya ben nefret ettim şarkıdan ya. 100 defa dinlediğim şarkıya dedim ki ulan bunu yazanın da okuyanın da. Yazanın ne suçu var? Ya ne hale gelmiş o şarkı ya. Bir taraftan köpüğü sürüyor suratına. Tam meyana geldik. Kendi de kahkaha attı. Çıkamadı çünkü. Tam böyle damperli kamyonlar vardır. Gelir böyle yokuşta cam kalır. Aynen öyle kaldı. Damperli kamyon deyince bu konunun seninle hiçbir damper alakalı. Yok sen, siz her şeyi buraya mı çekeceksiniz ya? Abi adamın kaptanı damperli var ya. Damperli kamyon arkada yani damperi olan yani. Onu söylüyoruz ya. E konuşuyorlar ne yapayım? Böleyim mi arasını? Konu mu? Ne konuşuyoruz o? Konuşuyoruz işte. Sinan. Onu mı? Nasıl söyleyeyim canım? Neler yaptı bana ya. Nasıl anlamadık ki? Ben yayından sonra size anlatacağım. O onu o kadar da değil yani. Babam kızıyor. Sinan'la ne alakası var onun ya? Başka bir şey o. Saç tabii. Ondan şey. Biliyor. Neyi biliyor? Ulan nereye düştük lan? Neyse Reyna yıkıldı. Hazır Cahide'den bahsetmişken. Biliyorsunuz. Reyna yıkılacak zaten. Mahkeme kararı vardı. Adamları tahliye etti. Sana ilginç bir şey söyleyeyim. Ben sahibini sevmem. İyi bir adam olarak da görmem. Benim lafım ne? Fakat yurt dışına ne zaman seyahate gitsem son döngüde her gittiğim yerde bana önce Reyna'yı sordular. Yani Türkiye için önemli bir markaydı. Şeker kardeşim, bunları söylerken işin hiç arka planını görmeden konuşuyorsunuz. Burası onun bir kere mülkü değil. Burası bir başkasının mülkü. Burayı dayı tahliye et diye 10 senedir devam eden bir davası var. Tamam. Bu davayı kaybediyorlar. Yargıtay aynen onuyor. En nihayetinde de kaçak yerlerle beraber buranın tamamen yıkım kararı çıkıyor. Bunların hepsi... Peki 15 senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evet. Kusura bakma siyasi değil, buranın kaçak olduğunun farkına varmamış. Evet. Birdenbire mi kaçak bak, oldu ortaya çıktı? Bak güzel kardeşim sana bilmediğim bir şey söyleyeyim. Musakkaf olan yerlerde yani çatısı olan yerlerde eğer o yerler hazine arazisi değilse derhal gelir yıkarlar. Mahkeme kararını beklemezler. Ama buralar tapulu mal üstüne yapılmış musakkaf yerler ise kaçak binanın yıkılabilmesi için de mahkeme kararı lazım. Abicim yanlışım var. Belediyelerin aldığı yeni bir yetki var. Geliyor... Yıkıyor, ondan sonra sen mahkeme açıyorsun. Şimdi bu, o senin söylediğin de öyle değil. O da başka türlü, o da başka bir prosedüre giren bir iş. Burası tapulu mal. Tapulu malın sahibi Reyna yönetimine burayı kiraya vermiş. Doğru mu? Doğru. Yıllık 1 milyon dolar. Neyse, isterse 3 lira, isterse 1 milyon dolar. Önemli olan o değil, kiraya vermiş. Yani evet. Onlar orada müstecir konumundalar. Kontrat hitamında da burayı tahliye edin diyorlar. İş yeri olduğu için, orada birçok işçiye iş sağladığı için normal bir evin tahliyesi gibi kolay olmayan bir tahliye bu. Dolayısıyla mahkemesi de 8-10 sene sürüyor. 8-10 sene sürdükten sonra bir de üstüne üstlük orada bir böyle de bir facia yaşandı, bir olay yaşandı. Mahkeme biraz daha belki uzun sürerdi o olay olmasaydı. Kısa yoldan yani biraz daha öne çekerek bu kararını verdi. 12 yıl sonra... Kaçak olduğunu tespit ettiler. Kaçak olduğunu tespit edebilmeleri için onu 12 yıl evvel kaçak olduğunu bilseler bile getirip kepçeyi dayayıp yıkayamıyorlar. Onu anlatamıyorum sana. Onun da bir mahkeme kararı lazım. Bize mahkeme kararı gelmedi. Bir tebligat geldi. Sen belediyenin yerini işgal ediyorsun. Farklı bir şey konuşuyorsun. O belediyenin mülkü. Belediyenin yeri. Sana diyor ki çık. Sen orada çıkarım çıkmam davası açarsın. Yıkılıp yıkılmaması için senin orada tapu sahibi olman lazım. Sen orada tapu değil, sen belediye. Tapucu değilim. Yani tapun yok orada. Sen belediyenin müstecirisin. Doğru mu? Doğru. Ya da müstecirin müstecirisin sen. Doğru. Hah. Adamlar sizi oradan dışarı... O zaman yıksınlar bizi. Yıkabilirler. Kır belini Ali dayı, kır belini vay. Ya şimdi... 163 kişi
ekmek yiyordu. Zaten mahkeme... Bak ilk defa konuşuyorum ben zaten. Hiçbir zaman konuşmadım. Sevgili dostum, mahkemelerin zaten bu kadar uzun süreli olmasının sebebi oraların iş yeri olmasından dolayı. Oraların iş yeri olması. Yani orada bir çalışan insanlar var. Sigortası ödenen çalışan insanlar var. Orası bir ekmek kapısı falan. Bütün bunlar göz önünde. Ya bunu... ekmek kapısı bırak, gözünü seveyim. Ekmek kapısı mı var bu işin? Biz şey mi dağıtıyorduk? Nedir adı? Simit mi dağıtıyorduk ekmek kapısında? Biz de 160 kişiye ekmek veriyorduk. Ya ben aynı şey işte sizin için aynı şeyi söylüyorum. Mahkemelerin uzama sebebi, biraz da hadiseyi alargaya almalarının sebebi budur. Ne zaman ki bütün hukuki yollar bitip de tahliye gerçekleştiğinde belediye kendi yerini yıktı. Orada da adamın tapulu malını yıkmıyor. Orada plana ve imar durumuna uygun yeri yıkmıyor belediye orada. Dikkat et. Orada kaçak yerleri yıkıyor. Bir gün konuşacağım bunun arkasını. Bir gün bunun arkasını konuşacağım. Böyle değil. Böyle değil. Olağanüstü hal döneminde şimdi beni konuşturma. Kavurma yapanların bana hikayelerini anlattırma. Şimdi onları ben onu... Boş ağrısınlar. Ona... 12 yıl sonra bunu keşfetmezler abi. Şimdi... Belediye Boğazlar'da bir kaçak yapı buldu mu anında yıkar. Bunun acıması yoktur. Boya bile yapamazsın Boğaz'a ait yerlerde. Ulan boya önce... yapamazsın. 70 senesindeki fotoğrafı getirsinler koysunlar. Sene olmuş 2017. Eğer ona bakarsan sit alanı buralar. Çivi çakamaz. Tamam. Şeker kardeşim, burada atladığım bir şey var. Yani bunu niye anlayam? Ben mi anlatamıyorum ya? Evet efendim, konuyu değiştiriyoruz. Burada adamlar, buranın tapu sahibi bir kere sizi tahliye ediyor buradan. Bırak kaçağını göçeğini. Bir şey söyleyeceğim. Tapu sahibinin seni tahliye etmesiyle belediyenin orayı yıkması arasında ya bir ilişki olamaz. Şimdi bak. Kanunen olamaz. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Tapu sahibi bu tahliyeyi kazanmış olsaydı. Ama aynı işi yapmış olsaydı, aynı işi ben bunu yapıyorum, 6 ay sonra da yine aynı Reyna gibi açıyorum deseydi, senin bu dediğin aynı şekilde idareyi maslahat devam ederdi. Evet. Hiç bunun, bak bunun iddiasını yapmıyorum. Bugün yazıyor, Habertürk'te İpek Durkal yazıyor. Burası diyor Nusret olacak, Doğuş grubunun eğlence alanı olacak. Amenna. Ve bunu kuruyor. Doğru ya da yalan, ben tamam. Yazılanı böyle söylüyorum. Olacak, tamam. Ancak orada ek bir inşaat olmamak kaydı şartıyla. Kaçak bir yapı olmamak. Gidecekler, projeyi tasdik ettirecekler. Büyükşehir Belediyesi'nden gelip onun aynısını uygulayacaklar. Peki bir soru soracağım. Bütün bunlar Sayın Belediye Başkanı'nın açıkları ortada Twitter'da konuşulmaya başlanınca mı farkına varıldı? Bunu anlatıyorum. 12 senede sen o kaçağı bilmemen mümkün değil. Ya imkan var mı bilmemelerine? Anasını satayım, kaşınıyorum. Gelip evi mi yıkacaklar, ne yapacaklar şimdi bundan sonra? Buna ben itiraz etmiyorum. Bu dediğin aynen doğrudur. Benim anlatmak istediğim o. Ama meşru bir zemin çıktı ortaya. Onu demek istiyorum. Şimdi boşaldı orası. Orada karşı çıkacak bir şey yok. Yani herhangi bir hukuken karşı çıkabileceğim bir merci kalmadı. Ben orayı, o işi şov görüyorum. Kusura bakma. Ya ona bakarsan kardeşim, geldiler Taksim'deki bizim zamanında yapmış olduğumuz çok güzel yeri de. İyi yaşa. O zaman da Cumhuriyet Halk Partisi Benim için siyasi görüşüm önemli değil. Yani fark etmiyor bu. Göz yumdun yumdun, yumamadın. Canım şimdi peki o... Bak Reza Zerab'ın yalıları için de aynı şeyi yapacaklar şimdi. Eski haline getirin diyorlar. Bir süre veriyorlar. Yaptığın işi eski haline getir. Ben buraya adam sokmayayım. Hiçbir şekilde burada bir aktivite olmasın. O dikkat da yapmayacağım çekmedi diyor. Yapmayacaksa o zaman o süre bittiğinde gelip orayı da yıkacak. Reza Zarrab demişken, Reza Zarrab son 3 gündür geçen hafta hücre cezasıyla cezalandırılmış ve bunu saklıyorlar. Bunu bilmiyorum. He, bunu kimse bilmiyor. Vardır orada da bir... Orada da bir, orada da başka bir hücreye var. Alınmış. Evet, tamam, var. İşte bütün bunların... Bak abi, durup dururken sağlam bir mesnet olmadan... Bu işler kolay kolay olmaz. Şimdi orada, hele Amerika'da hiç olmaz. Şimdi olmaz. Bu adam orada ne kadar zamandır yatıyor? Yaklaşık 1,5 sene bir oldu buçuk değil senedir. Mi? 1,5 senedir normal hapis hayatı, yani normal şartlar altında hapiste yatan bir adamı cetvel kalem götürüp de hücreye koyuyorlarsa muhakkak bir sebep vardır. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Ben böyle bir haberde hiçbir yerde okumadım. Okumadım. Ben de sana dedikodu veriyorum. Dedikodu programında yapmıyor muyuz?
geçen gün konuştuklarımız kimdi diye soruyorlar. Bugün Burak gene bir hikaye anlattı. Çok ünlü bir gay yazarımız. Yazdığı kitaplarıyla hakikaten bestseller listelerine giren ve çok okunan ilişkiye giriyor. Girdiği ilişkide de para karşılığında giriyor. Gelen arkadaşlara da sizden çok memnun kaldım. Siz de benimle yatmaktan memnun kaldıysanız bu paraları alın. Adım da diyor başka bir isim veriyor. Sana anlatmıştım. Heteroseksüel bir yazarın adım, adını veriyor. Gelin diyor bütün arkadaşlarınıza benim adımı söyleyin. Gelsinler diyor. Bu oraya gelen bu vurucu tim adları bilmiyor mu? Nereden bilsinler? Ulan bunlar da ne biçim ya? Bunlar değil ki. Sikim. Vurucu tim yani. Anlamadım ben bunu ya. Bunlar Meksika'dan gelmişler. Ha Meksikalı bunlar ha. O zaman doğru haklısın bilmeyebilirler. Yazarımız botokslu. Evet. Almanya'da estetik ameliyatı estetik ameliyatı olmuş bir yazar. Kaşar mı? Kaç harfli? Kaç harfli? Kaç harfli ha, kaç harfli. Şu Erol Simavi'nin ayaklarını kim yıkıyordu? Her gün bunu mu konuşacağız ya? Hayır, şimdi sen söylemişsin. Üç kişi, üç harfli. Hayır, hepsi, herkes, üç kişi. Ya yıkadılar ya, ne var ki bunda, bir şey yok yani. Eşleri miydi? He. Yani, imam nikahlı eşi miydi? Ne imam nikahı? İmam nikahı nikahı yok canım böyle bir şey. Bunlar imam nikahı falan kıymaz. Yani, imam nikahı falan yani değil. Devamlı böyle. Beraber olduğu kişiler. Uzun süre yani. Uzun süre o. İşte ondan sonra gelen yine bir uzun süre. Bazısı işte devre arası falan. Bir şeyler oluyordu. Vay anasın ya. Bir ayağımızı yıkatamadık. Aman aman bırak aman kardeşim. Niye? Sen hiç ayağını yıkattın mısın? Yok ben öyle şeyler ayaklamıyorum. Benim elimi elimi kırık ya. Kendi ayağımı yıkayamıyorum. Ne bileyim soruyorum. Adamın eli mi kırıktı Erol Bey'in? Bilmiyorum artık onun eli mi kırıktı, ayağımı kırıktı. Ben hiç öyle, benim öyle abuk sabuk işlerim yoktur. Ben öyle şeyler anlamam. Bu efsanelerden biraz bahsetsen bize. Ne ya. Efsanesi ya? Bunların ne çok... efsane? Öyle bir anlatıyorsun ki ya Meksika'da sen kayıp şehir arıyoruz ya. Allah'ın yani iki tane tatlı dedikodu olsun biz bizeyken değil mi? Bunu ne bok yemeye 3 saat yazdınız bu sayfaları. abi sıkıcı konular bıraktınız. Bunla tamam. A4 kağıdına yazık ya. Bence de. Ne yazıyorsa onu konuşalım. Konuşuyoruz işte sırayla. Ya sen bu niye ayaklar ayak yıkayan da mı yazdın? Yazdık. Evet var. Göster. Göster. Ya git be kızım git sen. Hakkı Burak da... çıkar göster. Orada masanın üstünde. Vay anasını. Masanın üstünde mi? Şimdi Mert Vidin'de bugün bir yazı yazmış. Bana geldi. Bunlara geldi. Ben sizi bölmemek için. Yok sen böl. Şimdi çüklü müklü olduğu zaman bölmeyi biliyorsun. Normal akışta. Çünkü üçe böldün eşit. Baba onu böldüm. Sizi bölmedim. Mert Vidin'de bugün bir yazı yazmış. Demiş ki işte biraz daha meyhane açılmaya devam ederse bölge vermiş Nişantaşı'nda ama genele de vurabiliriz bunu. İnsanlar demiş sokaklarda nara atmaya başlayacak diye bir yazı yazmış. Saçma bir yazı yazmış. Ne dersin sen? Meyhane insanları bozuyor mu sence? Ya da vallahi Mert mi popüler kültürün içinde bozuldu? Meyhaneye gerek yok yani. İçki içmesini bozuyor. Nasıl? Ulan siz de bu efekti yapıyorsunuz. Biz ne dediğini anlamıyoruz. Meyhaneler mi bozuldu yoksa Mert mi? Meyhaneler mi bozuldu değil. Meyhaneler mi insanları bozdu? Bozdu. Mert mi? Popüler kültür Mert mi bozdu? Dedik. Sonuçta geldiği sen nokta. Sen Mert'i tanıyor musun? Benim Mert eğlence sektöründen gelen. Bir dönem Emre Ergar ile çalıştı. Bir dönem bizle çalıştı. Başarılı, çok zeki bir çocuktu. Sabah gazetesinde de yazı yazıyor. Şimdi Doğuş grubunda da çalışıyor. Ben de ona aslında bir şey yazdım Instagram'da. Dedim ki, ulan dedim rakı içen bozuluyor da. Hani bir türkü vardı ya. Rakı içen öldü de su içen ölmedi mi? Biliyor musun? Yok bilmiyorum. Dalına da vur, mıhına da vur, vur diyenin çarkına vur, vur vur. Anacığım. Annesi kızıyor yapma. Sonra Doğuş grubunda. Onu ben sana takacağım, sen hiç merak etme. Bu durma sahnelerini keselim istiyorsanız. Bu Mona Lisa oldum olalı böyle bir bokluk görmedi ya.
Dünya çapındaki şeyin, tablonun haline bak. Ama vallahi güzel çıkmış ya. Instagramlık oldu. Seni bir Instagram'a resmini koyar. Koy koy. Altına da iki satırı yazar. Koy. Evet. Ben öyle bir şey bulacağım ki annen çok üzülecek. Kasetler bakın. Ben Sibahya'dan bunun kasetlerini getirtelim artık. Vallahi billahi ya. Ha? Var mı kasetin senin? Vardır. Hepimiz olabilir. Olabilir, evet. Doğru söylüyorsun. Ben bu tip yazılara hiç katılmıyorum. Bir. İkincisi... Ha, çok özür dilerim. Soruyu şöyle sorayım. Hı. Yani Mert bu işleri bilen bir çocuk. Gece hayatını biz içimizde en iyi bilen adam da sensin. O anasını sattığım rakıyla mı insanlar bozuluyor? Yoksa vodkayı içince o Kurtlar Vadisi'nden çıkma Reyna gençliği dediğim benim. Gelirler böyle. Ağır abi. Ağır abi, beyaz gömlek, siyah ceket. Benim küçük kardeşim de öyledir. Stunt getir oğlum falan, bir şey absolut getir. Yani o sürekli böyle kaskat, ha, elektrik vermişler. Ceketi çıkarınca böyle kalıyor. Kalıyorlar. Ceketleri. Üst falan da yapıyorlar. Bunlar vodka içince, Jack Daniels, C&B falan içince nereye bakarsan bak hiç bozulmuyorlar. Nara atmıyorlar anasını satayım. Rakı içince kavun rakı bozuyor insanları. Ya bu içki belli, yani Türkiye'de şöyle bir şey var, Türk gece hayatında, buna yıllar evvel buna kanaat getirdim ben. Bu ülkede gece hayatında dünyada içki eğlenmek için içilir, bu ülkede hadise yapmak için içilir. Ve şuur altı hayran oldukları yahut öyle olup olmak isteyip de olamadıkları tipleri kafalarında şekillendiriyorlar. O içki bunlara bir cesaret veriyor. Aslında ayıkken böyleler, böyle değiller. Değiller. O işte içkinin onlarda yaratmış olduğu o cesaretin arkasına, yani o içki onların önünde bir kalkan görevi görüyor. Dolayısıyla da dikkat et bak. Bu gece hayatında içki içip gülen, eğlenmek için kakara kukara yapan insan sayısı çok azdır. Ve o ortamda o kadar azınlıkta olan insanlardır ki diğerlerinin manevi baskısı vardır o eğlenmenin üstünde. Menfi manada. Ve onu da ve çıkar adam oradan, lan şuraya eğlenmeye geldik şu halimize bak diyecek bir düşünceye sevk ederler. O bunlar da şöyle bir şey diyor. İçki içen adam böyle gayet ciddi ve o ciddiyet de kendi şahsiyetinden kaynaklanmıyor. Bir başkası, o hayalindeki şahsiyet o. Onu orada canlandırıyor. Polat Alemdar. Polat Alemdar, yani... İçki içmiyor. Bak bir şey söyleyeceğim sana. O da bir nosyon. Bak o tarzdaki bir adam, o taklitle olmaz. Taklitle kabadayılık yapan eninde sonunda mantarlamaya mahkumdur. Bu o hayran oldukları adamların yaşam biçimi bu. Naturaları bu. Yaratılışları bu. O adamlar, sen onun boyuna posuna bakmazsın. O ufak tefek bir adamdır. Yahut hiç dikkat çeken bir tip değildir ama bu masa kadar yüreği vardır. Ve cesaret sahibidir o adam. O cesaret de sonradan konmaz. O yaratılışta, naturasında, yaratılış biçiminde vardır o. Dolayısıyla o adam hiçbir zaman yapmış olduğu hareketleri bir başkasını taklit ederek yapmaz. O içinden geldiği gibi doğaçlamadır o. O andaki şartlar o adama ne yaşatır onu Allah bilir. Bu senin tarif ettiklerin o tip adamlara hayranlık duyan adamlardır. Doğru. O hayranlıkta ayıkken komik olduklarını bildikleri için bir an evvel kafayı bulandırıp ayıklıktan kurtulmak için o kadar süratli içiyorlar ve o karaktere bürünmek için yapıyorlar onu. Halbuki içki böyle bir şey değil. Dünyanın hiçbirinde böyle bir şey değil. Yani zaten bu kadar çok kavga çıkan olmaz ki. Orta Doğu sınırının İleri tarafında, Avrupa'ya doğru hiçbir yer yok. Ona bakarsan mesela ben Tunus'ta da gördüm. Tunus'ta da böyle bir şey görmedim. Tunus'ta da Orion Palace'ın 5 yıldızlı, hatta 7 yıldızlı bir oteldi. Yaklaşık rufunda böyle 300 kişilik muhteşem şovların yapıldığı ve muhteşem şarkıcıların çıktığı yerde bir gün merak ettim. Seni şerefimle temin ederim. 100-120 şişe viski saydım. Onun üstüne, çünkü orada gece yemeğe çok geç giderler. Fransızların etkisi altında kaldıkları için. Saat 10'da 10.30'da başlıyor yemek.
gecenin saat 3'üne kadar, 4'üne kadar. 300 kişilik bir salonda 100-110 şişe, artık ucunu kaçırdım. Ondan sonra da belki 50-60 şişede şampanya içildi ama bir tane sarhoş görmedim ben orada. Karısı, kızı, kendi sabahlara kadar eğleniyorlar, dans ediyorlar. O sazların verdikleri o alaturaları yemin ediyorum ki kovalara koyuyorlardı. Ve oranın da zengini çok büyük zengin. İnanamazsın yani. Ben Zerruh diye bir adamla tanıştım orada. 1500 yataklı bir oteli vardı. İnanılmaz eğlenceli bir adamdı. Dünya güzeli de bir karısı vardı. Dünya güzeli. Karısının oynamasından, eğlenmesinden falan. Zaten kadına da öyle bakan bir yer değil Tunus. Mesela şimdi en nihayette orası da bir Müslüman memleket yani. Orada da kavga görmedim. Mısır'da, Kahire'de. Orada da bir kavga ben görmedim. Ben de mesela Beyrut'ta o kadar uzun zaman şimdi Beyrut'ta, hiç görmedim. Dünyanın orada içilen rakı nerede içiliyor be? Beyrut'ta içilen rakı. Doğru. Evet. Hiç ben bir münakaşa kavga görmedim. Kavga, gürültü yani bu memlekete mahsus bir iş. Eğlenmeyi bilmiyor mu? Bilmiyor, Türkiye'si? Bilmiyor. Eğlenmeyi bu başka türlü bir şey zannediyor. Ya gülmüyor ya. Komik bir şeye de gülmüyor. O çok, o çünkü oraya teksif ediyor. O kafasındaki racon şekle kesin teksif ediyor. Racona, o racona kilitlenmiş o. Ve dolayısıyla da o rolünü iyi oynuyor. Mesela benim tanıdığım en komik, en gırgır adamlardan biridir Burak. Burak'a 3 kadeh içki içir, gittiği yerde nasıl asabi oluyor değil mi? Ya zaten bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben hayatımı ciddi söylüyorum. Gözü açtırmıyor gerçekten. Vallahi billahi bu niye sağa döndün lan, sana ne karın mı senin? Nişanlın ama mı? Ama insanlar işte kendi ölçüsünü iyi bilmeli. Yani bak ben yıllarca bu işin içinde bir adamım. Beni hayatta kimse sarhoş görememiştir. Çünkü ben iki tekten başka bir içki içmem. Sabaha kadar da otursam içmem. Yani gençliğimden beri ben hayatımda oturup da böyle bir ufak şişe rakı içtiğimi hatırlamıyorum. Yapamam, içmedim yani. Evde de mi? Ben evde zaten ya kendim... Dışarıda kontrollüsün de. Ben evde hiç içki içmem. Evde de hiç içki içmem. Çok nadir. Hiç içki içmem. O da 40 yılda bir defa geçen yılbaşı Yasemin Kahire'deydi. Canım sıkıldı, bir kadeh viski içtim. Tek başımaydım. Belki bir yerde bir işte güzel keyfim olacak. Hava da güzel olacak. İşte ben de bir sevdiğim şarkılardan falan böyle bir potpourri yapacağım da oturacağım bir kadeh rakı ya içerim ya içmem. Ben 5 senedir böyle bahçeli bir evde oturuyorum. 5 sene içerisinde 2 defa bahçeye çıkıp da içki içmişliğim yok. Ha gitti işte, bu kadar beraber gidiyoruz, geliyoruz, görüyorsunuz yani. Yok. Ben o iki tek bile yani, o da hoş sohbetse, iş güzelse, kakara kukara. Ramazan'dan argile içiliyor değil mi? İftardan sonra. O şeyde de içiliyordu. Arap memleketlerinde de içiliyordu. İçiliyor tabii. O zaten bu nargile çok ağır yemek yedikleri için diyaframı çalıştırsın diye yemek arası içiyorlar. Hı. Orada o adetin orada olma sebebi bu. Burada sosyete. Burada yani normal sosyete diye içiyor işte. Yani ya bugün çok güldüm. Nerenin olduğunu bilmiyorum. Metin Uca bir şey paylaşmış, fotoğraf paylaşmış. Sosyetik bir nargilecinin. Hı. Ve kapıya kutu koymuşlar. Kutuda şey, arabaların anahtarını alıyor ya, BMW, Mercedes, Range Rover, hepsinin ayrı kutusu var. Yani çalması kolay olsun diye yani. Yok çalması değil ya, böyle ayırıyorlar. Başka mesela Murat 131 ile gittin, sıçtı. Yok, kutun yok. Kutun yok. Nasıl kutun yok? Kutuya gidemiyor. Kutuya gidemiyor. Hayır, kutuyu açalım esprisi vardı ya, oradan şey yaptım. Ya kötü bak bir işte. Yapmadım. Vallahi kötü bir şey. Bunların hepsi... Niyetiniz kötü. Ben bir şey demedim. Gördükleri mesela, özellikle Amerika'da vale var, sistemi var değil mi? Şimdi orada gördükleri olayları o kompleksler içerisinde burada yaratmaya çalıştıkları şey. Şimdi bak, bu söylediğin şey ne kadar basit ve ne kadar hadiseye açık bir iş. Diyelim ki adamın bir tanesi normal vasat bir arabayla geldi. O arabayla gelen o müşteri içeride herkesin ödediği parayı ödeyecek mi? Ödeyecek. Ödeyecek. Vale denen o adam, sen onun kafasına böyle bir şey yerleştirdiğinde o müşteriyi o da dışarıda tefrik ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Ben 23 yıldır bu işi yapıyorum son dönemde. Senin döneminde daha başka bir kalite vardı. Ben en kontrolünü yapamadığım, danışmanlıkta verdiğim kendi dükkana sistem, vale sistemi.
Söyleyeyim mi niye yapamıyorsunuz? Niye? Söyleyeyim size. Hatıra binaen yapılan her işte felaket vardır. Abi hatır yok. Bak. Mesela benim yanımda 15 yıldır çalışan var. Yani bir kayıp oluyor. Biri geldiği zaman valeler bu Türkiye'nin genelinde bir sorun. Yani bende de sorun, başka yerde de sorun. Hiç kimseyi bu işin içine, ya yani herkesi tenzih ediyorum, herkesi dahil ediyorum. Buyurun. Nereye? Ulan o da emniyet müdürü müsün? Sana yani seçme hakkı neye karşılık veriliyor? İşte o neden? Neden o? O seçme hakkını ona sen nasıl veriyorsun? Uygulamanla veriyorsun zaten. Sen şimdi dolabı anlattın. Bir dolap işte burada, orada ad üzerindeki bütün arabaların kategorisini ayırmışlar. Eğer böyle bir arabayla geldiğinde o dolap var. Normal vasat bir arabayla geldiğinde duvara dayanıp nereye geldin diyor. Cahide de mesela benim kesin emrim vardı değil mi Burak? Öne pahalı araba çekmeyeceksiniz. Hani benim Range'imi oraya al, benim Maserati'mi oraya al. Bilmem. Bu herkes çünkü burası orası fix menü bir yerde. Adam başı 220 lira atıyorum. Ye, iç, limitsiz, pahalı, ucuz. Herkes aynı parayı ödüyor. Bana ne senin hangi arabayla geldiğinden? Ya şimdi tabi bazı şeyler yine söylüyorum kardeşim. O görgüyle doğru orantılı bir iş. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar Avrupa'ya gidiyorsunuz, Amerikalara gidiyorsunuz, bu kadar yerler geziyorsunuz. Dünyada bir statü vardır, yani bir standart vardır. Gelen hesabın %10'undan fazla bahşiş verdiğinde öküz trene bakar gibi bakarlar. Yani seni hanzo kabul ederler. Çoğu yerde nakit para... Yani böyle bir tomar cebinden dolar çıkart, adamlar senden irite olur, irkilirler. Bu adam kara paracı mı, uyuşturucu mu, ne bileyim. Herkes orada kredi kartını kullanıyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Türkiye'de bir yere gidiyorsun. 2000 lira veya 3000 lira işte masasındaki kişi adedine, yediğine içtiğinden doğru orantılı. Diyelim ki 4000 lira hesap geldi. 4000 lira hesap gelen yerde adam kalkıyor 800 lira, 1000 lira bahşiş bırakıyor. Şimdi bunu niye yapıyor biliyor musun? Orada bir manevi baskı var. Çünkü o adam meşru bir davranış biçimi sergilediğinde o adamın esamesi okumuyor. Hiç o adamı kimse tanımaz. Adam kendini bununla kabul ettirmeye çalışıyor. Sonra da vermiyor, intikam alıyor. Şimdi önce bundan başlıyor. Dolayısıyla bu sektördeki hiç kimse kusura bakmasın. O eski adamların rahmetli oldu gittiler, onların hepsini tenzih ederek konuşuyorum. Onlara da helal olsun. Çok önemli adamlardı. Bu yeni jenerasyondaki insanlar da kaideleri ve kuralları aldıkları bahşişlerin orantısında bozmaya meyilli adamlar. Tabii ki. Tamam mı kardeşim? Doğru. Yani bunun hep misalini veririm ben zaten. Sarımsaklı cacıkla herif Shiva Sigal istiyor ve çok önemli bir servis. Biri çıkıp, sen şimdi gidip de Carlton Oteli'nde balık yumurtasını mumunla beraber yersen oradaki Şef metotel gelir, bu böyle yenmez der. Bunu soyacaksınız, bu böyle yenir der. Utanmaz. Sen istersen ona 1000 frank ver, istersen 5000 frank ver hava gazı. Umurunda olmaz herifin. O adamlar bu mesleği böyle icra ediyorlar. Onun için zaten 40 sene evvelki servis gidiyorsun Carlton Oteli'nde aynı. Doğru. Gidiyorsun işte Paris'in en önemli yerlerinden bir tanesi olan Maxim lokantasına 40 sene evvelki ne veriyorsa herif onu veriyor. Kalkıyorsun Zürih'e Savoy Oteli'ne giriyorsun. Oranın restoranında bundan 35-40 sene evvel, 50 sene evvel ne varsa bugün aynı kural var. Buna Türkiye'de uyan tek yer var. Bak ben sana söyleyeyim. Kıyı. Hayır, ne kıyısı? Kıyı değil. Divan Oteli. Böyle Sadece şey abi haftaya ya. Ne konuşalım biliyor musun? Bize eski İstanbul meyhanelerini anlat. Vallahi ben eski İstanbul meyhanelerinden en çok beğendiğim ve bildiğim bir tek yer vardı. O da zamanla zaten yok oldu gitti. Balık pazarının girişindeki degistasyon. Senin rahmetli babanın da gittiği yer. Bak ben oraya 19-20 yaşında girdim, bana servis yapmadılar. Niye? Yapmadılar işte. Adamlar onun için degistasyon. Onun için 40 senedir 50 senedir konuşulan bir yer. Belki ben daha doğmamıştım, orası vardı. Neydi özelliği degistasyonun? Abicim şimdi orada yani... Son derece kelli felli ve adab-ı maşeret bilen insanlar oturuyor. Burhanettin Büke'den, senin babandan, işte efendime söyleyeyim aklıma yani o tarihte yaşayan en önemli adamlar bunlar. Beyoğlu'nun bilinen beyefendileri. Ben gittim oraya.
Oturdum bana 20 dakika, yarım saat kimse servis yapmadı. En sonunda böyle grand tuvalet, komulfo bir adam geldi. İyi akşamlar dedi. İyi akşamlar dedim. Siz Fahri Bey'in oğlu musunuz dedi. Evet, ben Fahrettin Aslan'ın oğluyum. Etrafa bakıyorsunuz değil mi dedi. Babanız benim dedi 40 senelik arkadaşım. Evet. Bu kadar sizden babanızla yaşıt olan insanların olduğu yerde size dedi rakı servisi yaparsan babanız mı dedi çok üzülür. 22-25 yaşından arası dedi, 25 yaşından sonra gelseniz dedi size hizmet etmek benim için onur olur. Ama şu anda size servis açamayacağız dedi. Ve ben götüme baka baka o degüstasyondan çıktım. Evet. Sen, senin hoşuna gitti göt lafını duyunca. Ne alakası var ya? Şu bir saattir balık yumurtasını falan böyle dinliyorsun. Aa, yani onun için şimdi orada mesela eski bir Cumhuriyet meyhanesi vardı. O da başka türlü kendi nevi şahsına münhasır bir yerde. Hala var olan mı? Var olan ama bir de Samatya taraflarında hatırladığım kadarıyla orada vardı bir yer. O gün mü? Yok o gün. Yok o da eski. Çok eski benim söylediğim şeyler. Şimdi bunlar bu işleri bilen adamlar. Ben içki içip de işte bu rakı içer sarhoş olur. Efendim Jack Daniels içer de bir şey olmaz. Bu geç bu palavraları. Jack Daniels'ı bir kere bunlar nereden öğrendiler? Bu dizilerin Allah belasını versin. Ya bunlar onları seyrede seyrede öğrendiler. Bunlar 40 sene evvel Jack Daniels mi biliyorlardı? Bunların bildiği 3 tane viski vardı. Black Label, White Horse. Ondan sonra işte JB, şey, GMB de biliyorlar. GMB de bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Dom Perignon şampanyayı Charlie'nin meleklerinden öğrendiler. Allah belamı versin ya, ne gülüyorsun ya? Geçti kalkaldı ilk kez. Vallahi tallahi böyle ya. Ne biliyor? Düne kadar kristali bilmiyorlardı. Ve hala bilmiyorlar kristali. Kristal şampanya mı var? Var. Orada markette satılıyor 300 frank. Ne çok iyi ya. Valla. Charlie'nin meleklerinde orada o zamanlar çok meşhurdu bu. O Bozdi diye bir herif vardı. Bunların da patronu var. Bozdi kızlara Dom Perignon aç dedi. Bunlar Dom Perignon öğrendiler. Efendim orada da söyledi. Suansansiz olsun dedi. Ay, gelen giden Dom Perignon'u bilmiyor. Suansansiz olsun. Ya 66 olsun. Ulan sen pezevengin oğlu şişeyi tanımıyorsun da bunun 66'sını mı bulacağız? Da kendini bilmiyorsun lan. Ya böyle bir millet bu millet ya. Duydu diziden duydu onu. Öyle. Bu arada Cassandra Crossing'i seyretti. Cassandra geçidini Avrupa'da Cassandra geçidi arıyorlar. Ulan manyak ulan bu millet. Yemin ederim ya. Filmde Cassandra geçidi diye Sofia Loren oynamış. Avrupa'da fellik fellik Cassandra geçidi arayan dangalak biliyorum ben. Lan ne yapıyorsunuz lan Cassandra geçidi? Sosyetik miydi? Tabii ya ben Amerika'da karı böyle yapıyor. Böyle. Bütün çarşafları aşağı indiriyor, havluları indiriyor. Ya kardeşim alacaksan indir ya, aldırmayacağız. Yani. Bütün tezgah, darma duman ediyorsunuz ya. Ondan sonra bırakıyorlar. Kaç dakika oldu? 1 saat 37 dakika. Sosyete demiş ki ya. Şimdi sosyete deme, öyle genel konuşma. Sosyete deme. Hayır, sosyete demişken. Ha. Şu anda yaşadığımız ortamda sosyete var mı? Vallahi bilmiyorum ki. Yani bu sırada oturanlar vardı da şimdi onlar yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum ki yani. Kaldı mı yani? Yeni köye giderken işte. Yeni nesil sosyete var mı? Ha? Yeni nesil sosyete var mı? Yeni nesilde sosyete yok. Yok değil mi? Pervanesiz tayareler var. Ne demek o ya? Koşuyor koşuyor kalkamıyor. Yerden bir türlü kendini kesemiyor. Onu bir çevirsene. Ya şimdi arkadaşım ya. Faruk Süren'in babasının olduğu bir geçen gün Fatih Altaylı ile beraber bu sohbeti yaptık. Orada sizin yaşınız tabii o günleri tutuyor. O saydığım adamları. Ya şimdi sen bana bir tane şu sosyetenin içerisinde Mehire Çizme hanımefendi gibi bir hanımefendi bulabilir misin? Bir Rezan Has bulabilir misin? Bir Fezal Has bulabilir misin? Gülgün Feyman. Gülgün Feyman mesleki olarak bir İlhan Feyman'ın yeğeni olan bir kadın. Mesleki olarak güçlü bir kadındır. Ama o da sosyete değil. Yok neydi? Kemal Gülman'ın karısı değil mi? Ya Feryal. Kemal Gülman'ın karısı adı... Feryal, Feryal, Feryal. Abicim. Peki Kemal... Şimdi Feryal Gülman... Yani şimdi tabii çok parası olduğu için böyle addediliyor. İşte onu diyorum. Türkiye'de sosyete parası olanlara deniyor. Ya bir Güzin Dinçgök var mı?
Biz bunları bilmiyoruz. Bunları yani Fatih, şimdi bunları senin annenle konuşacaksın. Senin annen bu saydığım isimleri, bu hanımefendileri ismen ve bazılarını da şahsen tanır. Şimdi bu söylediğim hanımefendilerin acaba ayakkabılarını koyacağım ben o Serki Dorian kulübüne, herkes hizaya girerek girecek içeriye. Ayakkabılarını. Güzin Dinçgök, Rezan Has, Fezal Has, bunları bu tip bir Belma Simavi, bunları konuş, yani bunların olduğu bir yerde bu adam bugün sosyete diye geçinenleri konuşursanız bu adaleti rencide eder ya. Bence de. Vallahi diyorum. Ben Türkiye'de zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yılı devirmemiş. Bu 100 yılı devirmeyen bir ülkenin sosyetesi olamaz. Antika gibi 100 yıl olması lazım. Şimdi mesela eski Osmanlı'dan kalan hanımefendiler. Saygı duyuyorum. Onlar, ya şimdi onlar. Eli yeşiller atıyorum. Koçlar. Şimdi bu eski. Koçlar sosyete midir? Tabii ya, banko ya. Bunu yani konuşmak bile yani olur mu? Şimdi rahmetli Vehbi Bey'in kızları Semahat Arsel, efendim Rahmi Bey, şimdi bunlar yani bilen, gören, görmüş, hazmetmiş, yani o serveti artık yani tüy gibi taşıyan, hiç o servetin üst altında ezilmemiş, yani ezginlik çek, yani eziklik çekmemiş insanlar. En güzel şeyleri kullanırken de rahatsız olmasın. Onlar bu saatten sonra kullansalar ne olur, kullanmasalar ne olur. Yani bunların, yani şimdi Avni Meselefçi dediğin zaman dur kardeşim. Yani bunlar çok önemli insanlar ya. Bedi Çapa dediğin zaman ona da dur. Babam sosyetik. Şimdi senin baban, bak kardeşim, senin baban önemli, görgülü bir adam. Hah, o ayrı bir şey. Şimdi bu, zaten sosyete ne demek? Ne demek sosyete? Yani sosyete parası olan adam demek sosyete değil. Sosyete general var. Fransız bankası parası o işte, olan. O para demek değil işte o. Akademik eğitimi, sosyal yaşamı, içtimai mevkisi ve insanlara davranış biçimi, bunları hepsi birbirinden örtüşecek. Günümüz sosyetesi Ali Ağoğlu var. Bu işte bitti, maça 3-0 mağlup gerçek başlıyoruz. Sosyete. Instagram'da yaşayan sosyete. Olur mu öyle şey? Instagram sosyetesi ya, var. Ya boş Ali ayakkabılar, ay burnum, bak, ay sevgili budum, kardeşim, ay dudağım, ay saçım. Parayla büyümek, parayı görmek başka bir şeydir, zengin olmak başka bir şeydir. Bunlar çok farklı kavramlar. Bir de parayı hiç görmeyip büyüyenler var. Onlar da var. O da çok büyük aristokrattır. Çok işte. Büyük aristokrat. Ben sana öyle de bir misal verdim geçenlerde. Tabii boyuna çık konuştuğunuz için onların üstüne pas geçiyorsunuz bu tip şeyleri. Onlara da hayatımda gördüğüm en önemli adamdır o Metin Oktay. Allah nur içinde yatırsın. Allah nur içinde. İlkokul mezunu olan, normal İzmir Mensucat'ta futbol hayatına başlayan vasat bir mahallenin vasat bir çocuğu. Herifi adam senin karşında otursun, sabaha kadar ağzının içine bakarsın. Ve yani, Süleyman Seba. Mükemmel bir adam. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi bunlar önemli adamlar. Yani benim şahsen şansım, babamın işinden dolayı ben bu adamlarla, bu hanımefendilerle en azından çok sıkı olmasa bile belli aralıklarla sohbet etme şansına sahip olmuş bir hayat adam. Hayat çok acımasız. Sen o insanlarla konuştuktan sonra burada gelip Burak'la aynı yerde oturuyorsun. Ya o kader utansın anasını sikeyim. Ben ne yapayım yani? İyi günler. Öpüyoruz. Kadere bak.